Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Günü geri kalan kısmı şahane geçsin efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Uzmanlarımız, avukatımız Hasan Kocabey, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Handan Hanım bizimle. Hoş geldiniz hoş bulduk, efendim. Ee, sizler de hoş geldiniz. Sevgili seyirciler bazen tabi yorumlarda görüyorum. E, Hande taş cinayeti çözüldü. Efendim e, katilleri yakalandı. Ve e, neden hala bu konuyu işlemeye devam ediyorsunuz diye. Aslında size şunu söyleyeyim. Belki konuyu tam olarak e, anlamayan seyircilerimiz için daha yolun başındayız. Daha doğrusu yeni bir yola çıktık. Bu yolun başındayız. Bu cinayet bir e, seyircimin yazdığı gibi çok güzel bir saptamada bulunmuş. Diyor ki, arkadaşlar diyor, bu cinayet diyor, iki uçağın havada çarpışması kadar sıra dışı bir cinayet diyor. Bu cinayet öyle iki kişi zanlı yakalandı, cezaevine girdi ve bu iş bitti gibi bir şey değil. Ayrıca siz üç yıl önce e, izlemiş olabilirsiniz ama. Bu konuya ilk kez vakıf olan seyircilerimiz var. Bir. İki, efendim daha yolun başındayız derken şunu kastediyorum. İki kişi cinayet zanlısı olarak şu anda cezaevindeler. Henüz hakim karşısına çıkmadılar. Çok yakın bir zamanda hakim karşısına çıkacaklar. Biz burada bir cinayet zanlısının profilini ekrana getiriyoruz. Aynı zamanda bu konuyu kamuoyunda canlı diri tutmaya çalışıyoruz. Ee, sivil toplum kuruluşlarına, kadın derneklerine, avukatlara, bu mesleği yapan herkese ve bu cinayete duyarlı olan herkese şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Suçlular hüküm giysinler. Bu cinayeti işleyenler en ağır cezayı alsın her kimse. Ama şu anda iki tane zanlımız var. Dolayısıyla daha konuşacak da çok şey var. Ayrıca da daha yapacağımız da çok şey var. O yüzden. E, izlemeyen tabii ki saygı duyuyorum izlemek istemeyenlere ama izlemek isteyenler için de gerçek bir e, katil zanlısının ve hocamın dediği gibi bir e, e, ne hastalık olarak hocam şizofren değil psikopatik, ama psikopatik kişilik bozukluğu bozu, e, kişilik bozukluğu olan bir kişinin nasıl davrandığını nasıl yalanlar söylediğini çelişkilerle dolu cümleler kurduğunu herkes görsün. Bütün Türkiye bu cinayetle ilgili ne gerekiyorsa yapsın ve kamuoyu oluştursun. Bizim amacımız bundan sonra bu. Yani o e, cezaevinden kimse elini kolunu sallayarak e, katil zanlılarının çıkmasını herhalde istemiyordur evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle kimse Ve istiyor. gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Hande Çinkitaş cinayetinde hangi deliller katil zanlılarının yakalanmasını sağladı? Çinki Çinkitaş'ın en iyi yaptığı şey tanık bırakmamak, kanıt bırakmamaya Kesinlikle. çalışmak. Zaten ona güvendiği için bu kadar rahat ve dalga geçer bir modla hareket ediyor. Sezgin Bilgin kaybında arkadaşı Murat'ın tavırları şüpheleri bir kat daha arttırıyor. Sezgin bir gün kapına geliyor ve polise şikayet edip onu aldırtmaya çalışıyorsun. Senin Sezgin'le problemin neydi kardeşim? Benim çizginde problemim yok hanımefendi. Üç çocuk babası Ercan Efe eşi ve çocuklarıyla barışabilecek mi? Hiçbir şey olay olmadan yine beni suçladınız. Size ne ev ne var, ne para ne polis diyor. Birazdan. Ee, bu arada tabii Handan Hanım'ın sağlığını merak edenler var. Ee, acısı çok büyük. Ee, hani buraya hayır buraya zorla falan gelmiyor Handan Hanım. Handan Hanım iki katil zanlısı o gün e, tutuklandığından itibaren kendini nasıl hissettiğini bana bizzat kendisi arada anlattı. Anlatın seyircilerimiz de duysunlar Handan Hanım. Serap Hanımcığım, evet biraz rahatladım psikolojim. Her şeyim böyle relax oldum ama acımın üstüne bir acı daha eklendi. Baba. Çünkü, e, baba. Evet daha henüz bir şey belli değil kimin ne yaptı ama baba var arada baba var mutlu olayım mı sevineyim mi ben buna sevinemedim tam tam anlamıyla sevinemedim az önce belirttiğiniz gibi ne zaman mahkemeleri olacak tabii ki yüce yargımızın önünde çıkacaklar. Ne zaman hüküm giyecek suçlular her kimse, işte o zaman acımı unutacağım, mutlu olacağım. Kızım da orada daha mutlu olacak. Çünkü onun kanı yerde kalmayacak. Ben size ne demiştim üç sene önce? Son nefesime kadar bırakmayacağım. Kapınızda yatacağım. Mücadeleme devam. Bana destek olduğunuz için ben tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman unutmadınız ve onun için ben buradayım. Kızımın adaletini istiyorum. Sonuçlanmasını istiyorum. Sonuçlanmasını bu istiyorum. Evet. Tüm Türkiye zaten bu tarz cinayetlere çok duyarlı. Ve bu duyarlılıklarına devam ettirmesini evet. istiyoruz. Ben onlara denizin. da çok teşekkür ediyorum. Evet. Tabii tabi ki. Arkamda onlarca insanlar tabi var. Tabii ki. Çocuklarım var. Birken benim onlarca çocuğum oldu, kardeşim oldu, yaşıtlarım oldu. Hepsi yazıyorlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hepsini çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadıkları için binlerce kez teşekkür ediyorum. Artık hiçbir anneler ağlamasın Serap Hanım, ağlamasın. Ve bundan sonra da lütfen sevgili seyirciler, bu cinayet davasının arkasında olalım, Handan Hanım'ın yanında olalım ve bu işin nereye gideceğini hep beraber. Gün gün aşama aşama görelim. Handan Hanım'ın sağlığını, üzüntüsünü merak edenlere de büyük saygı duyuyorum. E, eksik olmayınız. Ama her türlü zaten tedbirde alınmış durumda. Ancak bunun yanı sıra da Handan Hanım, Handan Hanım'a güç veren şey şu anda buraya getiren şey aslında e, olayların bu noktaya gelmiş evet. olması iki tane zanlının tutuklanmış olması ona güç kuvvet veren onu her gün yasaktan enerjik bir şekilde kaldıran da bu. Evet, evet. Şimdi son gelişmeleri avukatımız Hasan Bey'den alacağız. Zanlılar ne zaman hakim karşısına çıkacaklar? Malum karantina koğuşundaki süreçleri daha devam ediyor. Ama siz bugün adliyedeydiniz. Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Evet yani biraz söylediğiniz gibi gerçekten e, kayıplar buluyoruz. Kayıpları buluyoruz. Başkaca cinayetler de çözü, çözüyoruz ama bu gerçekten bizim her zaman üstünde durmamız gereken bir dosyaydı ve de durmaya da devam ediyoruz. Bugün dahi ben adliyedeydim. Savcımızla görüştük. E, şunu söyleyeyim yani tamam şüpheden sanık yaralanır. Ve hüküm verilene kadar herkes masumdur. Ama tutuklama gerekçeleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular dikkate alındığında savcımız da bizimle aynı fikirde ve bir an önce en kısa zaman içerisinde iddianamesini hazırlayacağım diye söyledi bize. Ee, yakın tarihte de tekrardan kendisini ziyaret edeceğiz. Eğer yeni bir duruşma günü olduğunda sizin çağrınızla o gün duruşmanın olduğu gün bütün kadın platformlarının, STK'ların herkesin sırf Hande için orada olmasını istiyorum. Çünkü biz burada sadece Hande Çinki Taşı konuşmuyoruz. Hande adındaki bütün çocukları katleden kişilerin hüküm giymesi için uğraşıyoruz. Yani Hande artık bizim için bir sembol, sembol oldu. Hande Çinki Taş sadece sizin kızınız değil. Artık bizim bu tarz dosyalara ismini verdiğimiz sembol. Onun için de önemsiyoruz. Önemsemeye de devam edeceğiz. Gerekirse her gün adliyede gideceğiz bu dosyayı. Gerekirse her gün de burada konuya değineceğiz. Hande'yi unutmayacağız, unutturmayacağız ve bu işte parmağı olan herkesin hak ettiği cezayı alması için sizler ne kadar e, ufak tefek eleştirilerde bulunsanız da bu gerçekten çok sıra dışı bir cinayet. 19 yıl boyunca gizlenmeyi başarmış e, zanlılardan söz ediyoruz ve bu zanlılardan birinin de öz baba olduğunu lütfen unutmadan ve Handan Hanım'la ve bu olayla empati yaparak bu olaylara bakın. Şimdi sizleri tekrar 2017 yılına götürmek istiyorum. Tarihler 18 Temmuz'u gösteriyor. Nezih Çinki taşın yine yayında olduğu ve dokunmasına rağmen neden bıçakta parmak izi yoktu diye bir mevzu açılmış o gün ve o güne dair görüntüler, konuşmalar ekrana geliyor. Yine altını çizerek söylüyorum. Bir katil zanlısının profili bu. Nezih çinkit taş bıçağa dokunduğu halde bu e, parmak izi yok mu bıçakta? Yok. Yok. Bu dokunmamış demek ki yani. Dokunmamış. dokunmamış. Ya da dokundun demiştiniz. Elim oldu. Neden parmak iziniz yok özür bile... Sesim çıkmıyor. Kusura bakmayın. Mustafa. Ben avucumun içine aldım. Ama parmak ucum temas etti Eder mi bilemem. Eder. Hayır, o şöyle... yok ya, eder. Hayır şöyle. Şöyle diyeyim. Yerden. Size. Şu bıçak olsun. Bir, hadi. Bir, 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 hadi parmaklarınıza bir dokunmadan yerden alınız. Bir dakika. Çok üst üste Bir meyve bıçağının sapı bu. Şöyle kameraya. Hayır ver. bir meyve bıçağının sapı ben böyle elim aldım. Yere koyun. Ha. Şey oldu. ...böyle ışığa salondan... ...yani sokak diye tabir ettiğim... ...şöyle tuttum... ...baktım ki kabza var ucu yok... Sonra ...böyle attım... Attınız. ...attım evet... Dedim bir daha dokunmadınız ki, mı? Yok bir daha dokunmadım. Alıp, a, ben bu ay, burada ay, cinayet işlenmiş... Ay, ...ben acaba yanlış dedi, bir şey mi yapıyorum... Ay, ay, ...bir ay, onu götür yıkama falan... Hayır attım bıraktım öyle. Ama parmak iziniz çıkmadı. Bilemem. Niye çıkmamış onu da o da ayrı bir şey... ...ama ne olduğunu anlayamadım... ...ondan sonra ildim aldım şöyle... Ama böyle parmaklarınız oldu. bu şekilde, şekilde temas etti yani. Yoksa o şekilde aldıysanız. Bu şekilde aldıysanız kesinlikle evet. çıkması lazım. Ben nasıl ben alınacak başka? Avucuyla yapıştırıp baktım. mı çekecek? Yani şöyle aldım, baktım nedir bu diye. Baktım ki e, rengi ya mordu ya kahverengiydi. Yani yanılmış olabilirim. Şöyle tuttum, baktım bir bıçak kabzası fakat ucu yok. Ben de ondan sonra dedim ya bu ne olmuş? Bu şekilde attınız evet, ve bir attım. daha da hiç elinizi dokunmadınız. Mi? Hayır kesinlikle. Yine grafik arkada durursa hangisinden söz ettiğimizi de seyircilerimizin görmesi açısından e, hocam 3 numaralı kanıttan söz ediyor bildiğim Şimdi, kadarıyla. O programda ben yokmuşum gördüğüm Hı -hı. kadarıyla. Ben da biraz daha farklı konuşurdum. Bir avuç yani parmak uçlarının temas etmesi gerekmiyor. Avuç içinin temas etmesi iz çıkması için yeterli. Yani illa parmak izi bakılmıyor orada. Bu bir. İkincisi de DNA'sı kalırdı. DNA incelemesi de yapıldığı bıçaklardan. Hiçbir yani ne katil ait ne bir başka kimseye ait DNA veya parmak izi olmamasının tek açıklaması var. Silindi onun. Çünkü o evde yaşanıyor. Tabii. Ne olursa olsun burada e, nezihin de parmak izi çıkabilirdi şey, ya da DNA'sı. Hande'nin Handen de, de Şehnaz'ın da. Dolayısıyla hiç bulunmaması da aslında bir kanıt. Aynen. Ha. Doğru evet. mu? Yani şu üç numaralı kanıttan galiba bahsediyor, evet. sap'tan bahsediyor, evet. e, kabzası filan diyor da yani. Ee, orada dokunduğunu söylüyor, hatta dikti diyor şöyle. Elime aldım ama nasıl çıkmamış hayret diyor. Ee, biz de buradan zaten yani kend, temizleme. Yani kendisi itiraf etmiş aslında sildiğini. Çünkü her halükarda orada bir DNA ve parmak izi çıkacağına göre e, çıkmamış olması silindiği temizlendiği anlamına gelir. Bunun başka bir açıklaması Tabii yok yani. Ki onlar çünkü zaten mutfak tezgahının üstünde duran bıçaklar. Normal zamanda kendi ifadesiyle diğer aletlerin hepsi de evin aletleri. Yani muhakkak olması gerekirdi. Olmaması kanıt zaten. E, ne için ki taş mutfağa girer miydi? Yani yemek yapmak, ekmek kesmek, e, meyve, karpuz kesmek vesaire böyle şeyler için mutfağa girer miydi? Öyle bir adam mıydı? Arada ekmek keserdi. Hı -hı. Onun dışında yok. Öyle bir yemek yapayım hani özel bugün bir şey Ay, yapayım yok, falan yok. 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 Yani ben yemek yaparsam hemen ocağın altı kapanırdı. Çok fazla şey gitmesin diye. Gaz, Gaz gitmesin, gitmesin diye. Ha öyle bir cimri bir tarafı Aa, var. Ooo. Hem de nasıl. Öyle o, mi? Aynı peçeteyle günü geçirdi. O kadar Şaka yapıyorsunuz. Tek bir peçeteyle o günü geçirdim. Atamıyor hiçbir şeyi. Şaka yapıyorsunuz. O peçeteyle evet. yani eli yüzü gene kullanıyor. Gene taktı gene kullandı. Siz elli defa değiştirirsiniz. Tek bir peçeteyi bile atamadı akşama kadar. Serap Hanım. Beylerimiz daha iyi bilir. Tıraş oluyorlar. İki üç kere herhalde tıraş olduktan sonra eşim atarsın. Yenisi. Yani. Cilde bir daha sürülmez. Biz atmıyorduk, biriktiriyorduk. Neden? Bilmiyorum. Bir mi? hastalık mı? Şahsın kendisine sorun yani neden? Obsesif ruh Çoraplar, gösteriyor, takıntılı. Iı, özür dilerim çorap sökülür, yıpranıyor çünkü yıkandıkça. Bir yenisini alıyoruz. Ben öyle şey yapmam. Yenisini tercih ederim kendim Artık dedi. Artık yamama günleri çok. Ya, yani 50-100 sene önce de kaldı. Onlar çok eskide kalmışlar. Onları biriktirirdik. Atamayız. Atmıyordu. İşten gelir, üstünü çıkarır. Çünkü kireç olmuştu. Ben hemen kirli atıyordum. Onlar, Aa, ertesi gün bir bakıyorum yine aynısı giyilmiş üstüne. gidiyor. Yine yok. ...çamaşırlıktan almış kirli sepetinden giyip... Leter, ...öyle bir da. Evet. Çamaşır yıkadığınız zaman... ...küvetin içine akan suyu biriktiriyor. Oradan affedersiniz... ...klozete dökecekmiş. Klozetin suyunu çekmeyecekmişiz. Şey olurmuş. <laughs> i̇sraf, olurmuş. i̇sraf olurmuş. Yani bu cimrilikten öte bir şey. Annesiyle annesiyle olan hastalıklı ilişkisini... ...açıklıyor bu anlatılanlar Ne aslında. gibi hocam? Nasıl bir bağ? Yani çocuk gelişim evresinde anne ve babayla farklı boyutlarda bağ kurar. bu evrenin gelişim evrelerinden birisinde takılı kaldığı zaman kadınlarla karşı cinse cinsellikle ilgili çok ciddi sıkıntıları doğar. Hemen yani o tip sıkıntıları olduğunu da düşünüyorum bu anlatılanlardan sonra. Hocam uzunca yıllar annesiyle birlikte aynı yatakta uyuyan birinden bahsediyor. Yani çocukken değil, büyüdüğü halde gene annesiyle ya evlenene kadar neredeyse Neredeyse evleninceye kadar... Evleninceye kadar annesiyle yatan birisi. Yani bundan kastettiğimiz başka bir şey değil mi? Hayır hayır değil, hayır, hastalık değil de tabii, ki. Hali, tabii ki. Tabii ki değil. Evet enteresan bir şekilde o bıçak mevzunu işte e, dokundum ama hiç parmak izim çıkmamış ya da DNA'm çıkmamış demesinin... Şunu hatırlatmak istiyorum sadece o bıçakta değil oradaki aletlerin hiçbirinde DNA veya parmak izi çıkmadı. Yani bu mümkün değildi. O hayatın şeyine aykırı. Yani diyelim ki Nezih Çinkitaş dediğiniz gibi 40 yılda bir ekmek kesmek için giriyordu. Ama o evde e, Hande yaşıyordu. İki tane yetişkin var, bir tane bebek var ve Şehnaz'ın yemek yapması lazım. O mutfağa girmesi lazım. Ama onun dahi o bıçakların hiçbirinde parmak izi çıkmıyor. Parmak izi çıkmıyor ama majör yoğunlukta DNA'sı çıkıyor bıçağın keskin tarafında. Keskin tarafında. Keskin tarafında. Bu da çok enteresan. Kesinlikle. Çünkü kan... Kan kızının kanı olduğunu düşündü, kendisinin kanını akıl edemedi, akmış olan kanının kızının kanı olduğunu düşündü. Dolayısıyla her yeri temizledi. Bıçağın kanlı tarafını temizlerse şüphe uyandıracaktı zaten. Kanlı taraf kaldı, orada kendi DNA'sını, DNA'sını da bırakmış oldu. Yani kusursuz bir e, ortam yaratamadı yine. İnanılmaz de. bir şey aslında. Çok çok. Yani adaletin yerini bulacağı noktalarda zaten ilahi bir güç de Hı -hı. devreye giriyor muhakkak. Her yeri temizle. Kadın hiç mi o evde bu, bu domates doğramadı Hiç mi ekmek doğramadı Hiçbir bıçağın üzerinde normal tutma e, sapında e, Hiçbir DNA rastlanmıyor Fakat işte o e, bıçak kırık bıçaklardan bir tanesinin üzerinde Kanlı bıçağın üzerinde Nezih Çinkitaş'ın e, kanına rastlanıyor Bu da herhalde ilahi adalet olsa gerek Efendim e, yine 18 Temmuz aynı gün 2017'de ee, ...geçmişteki yayınımızda çok enteresan bir tartışma yaşandı. Bunu da zannediyorum sizler de çok merakla ve ilgiyle takip edeceksiniz. Çünkü banyoda da bir temizlik yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Banyoda da büyük bir temizlik yapıldı. Orada muhakkak el yıkandı, bir şey oldu vesaire. Şimdi o gün konumuz şuydu. Ee, bir bornoz vardı ve e, o banyoda siz hatırladınız ve tüyleriniz diken diken oldu. Aynı evet, şekilde benim de. Benimle sizi çözer kavuk etti ya. Biliyorum. Bornoza, Şimdi o gelecek bornoz, ekrana. Evet. Şimdi bir bornoz asılı banyoda. Bir de tıraş takımı var Nezih Çinki Taş'ın. Ne kadar ve diyor ki e, kayıp diyor. Bunlar kayıp diyor. Polisler aldı. Yahu senin kan yok hiçbir şey yoksa bornozu niye polisler alsın? Niye senin tıraş takımını alsınlar? Yani. Seni muayene bile etmemişler. Doğru mu? Doğru. İki gün 48 saat göz altında kalmışsın. O bornoz ve tıraş takımı yüzünden stüdyoda Handan Hanım'la aralarında gerçek bir tartışma çıktı. Tıraş takımınızı, bornozu ve havluyu kim almış olabilir? Bilemem. Yani o cinayet mahallini Bilmiyorum. kanları temizleyen birisi onları alıp yok mu etti acaba? Şey bakın, acaba... Serap... yoksa bornoz ve havlu çalınacak <laughs> şeyler değil, değil Şimdi mi? Bakın, eve giren Serap birisi bornoz çalmaz. Serap Hanım. Bornoz, e, banyo havlusu, benim tıraş takımım bunları bizim fark ettikleri biz. Daha sonra da bazı şeylerin evde eksik olduğunu fark ettik. Hayır edelim. mesela bunları neye yordunuz ama? Yani kim ne yapsın bornozu? Kıymetli Vallahi, bir şey evet, değil. Bizim, kim ne yapsın bizim senin bornozunu? Bizim onu? yorumladığımız bu anahtar her işi İşi kimse... bitirdiler bornozu ondan sonra çöpe attılar. Kim attı? Aa, onu Müslüman bilemem. Handan attı. Hanım, Handan attı? Hanım. Evet, diğer Sarapan. stüdyoda Handan Hanım var. Ee, Handan evet. Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani Vallahi bu bornoz havlu işi, bitir işi bitirdiler. Ondan sonra bir güzel de temizlik banyoda bornozunu attı. senin bornozunu kim ne yapıyor? Şey söyleyeceğim. Olayı kim ne yaptı? Evet. Şimdi e, aslında şunu demeye getiriyor. Bornozu sonra bornozu geri geliyor filan. Böyle saçma evet, sapan şeyler evet. oldu. Ee, bu bonus mevzusunda önce Hasan Hoca ile başlayalım. Çünkü Taner Hocam size de bunu soracağım ama biraz daha izledikçe seyirci bu katil zanlısını ekranlarda gördükçe onunla ilgili kişilik analizleri konusunda biraz daha yorum istiyorlar aslında Hı. sizden. Evet Hasan Bey. Şunu demeye getiriyor. Yani o dönemde çok polisler girdi çıktı eve bir sürü şey kayboldu. Ya da Katil yeniden mi o eve girdi de bir şeyler aldı? Çok saçma iddialar Saçması. yani. yani, yani bir... Bornoz ne için kullanılır böyle bir cinayet anında? Ve oradaki havlu ve tıraş takımı. Hiç, yani cinayetle ilgili hiçbir şey kullanılacak hiçbir tarafı yok. Saçmalamış sadece. Yani burada söylemeye çalıştığı şey yani hırsız mı girdi giderken çünkü başka eşyalarım da yok diyor bu arada bunların dışında. Onu mu kastediyor yoksa polisler mi götürdü neyi kastediyor? Bundan nasıl bir beklenti içerisinde onu bilemiyoruz. Saçmalıyorlar. Biz şöyle o zaman algılamıştık. E, kan temizlemek için o bornoz ve havlu kullanıldı. Ve sonrasında da götürüldü. Ve buna bir kılıf. Yani polis girdiğinde burada havlu yok mu kardeşim bornoz yok mu? Çünkü bakabilir cinayet mahallinde neyle temizlendi diye. Onun için mi götürüldü hocam? Hayır şimdi... E o kadar kanlı bir cinayet ki bu muhakkak bunlar saçlarının diplerine kadar kana bulandılar. O işlerle uğraşırken. Ve duş almak zorunda kaldılar temizlenmek için. O kanlar da bir kısmı bornozda bulaştı. Bunu fark ettiler ve ortaya çıkması. Çünkü açıklayamazlardı. Banyoda bir şey yok. Olay banyoda gerçekleşmemiş. Bornoza nereden bulaştı denecek. Yok ettiler dediğiniz gibi. Sonra da işte ona kılıf uyduruyor. Başka bornozdan başka havlu var mıydı hocam? Baş, baş gibi bir sadece şey. Sadece baş ve bornoz mu kayıp? tabii. Tıraş takımı. Şimdi, hmm. e, Nezih Çinkitaş, e, şeytan, hani zeki mi diye sormuştum dün. Evet, şeytani ve kötüye işleyen bir tabii. zekası olduğu kesin. E, cinayet romanları yazarları da zaten çok zeki insanlar. Hmm. Tabii ki e, yardım alıyorlar uzmanlardan vesaire. Nezih Çinkitaş, bu izlediğimiz işte havlu kayıptı bıçağı tuttum ama el Nasıl bir karakter? Nezih Çinkitaş kendini aşırı derecede kontrol altında ve kısıtlamaya çalışan bir karakter normal hayatında. Çünkü içindeki o ister kötülük değil ister yani genetik yapıdır o. Diğer insanlardan çocukluğundan beri diğer insanlardan toplumun yüzde 99'undan farklı olduğunu biliyor. Çünkü bunu ...aklı başına gelir gelmez anlayacaktır. Yani 7-8 yaşlarında farkına vardı mutlaka. E, fakat e, toplum içinde... ...ailesi demek ki nispeten... ...tabii annesiyle sorunları var o kesin... ...ama e, nispeten düzgün... ...insanlar olduğu için... bunu saklaması gerektiğini de öğrendi. Eğer saklaması gerektiğini öğrenmese... ...sosyopat olurdu zaten. Yani bir suç makinesi haline gelebilirdi... ...daha farklı bir çevrede. E, bunu e, saklamak için... Sa ...kendini şeye sıkıntıya sokan e, obsesyonlar geliştiren işte şeyin e, Handan Hanım'ın anlattığı gibi obsesyonlarına bunu yansıtan o şöyle olacak bu şöyle olacak İşte klozeti çekmemek için su oraya da kullanılacak bu hasta takıntıdır bunlar ve bir takım başka sıkıntıları gizlemek için kullanılan çünkü normalde aslında o kadar egzantrik bir yani farklı bir kişi var ki içinde bunu ancak kabul edilebilir farklılıklarla saklayabiliyor yani hani o farklı egzantrik dediğimiz insanların çoğunun iş dünyasına girilebilse aslında o farklılıkların eli suyu olduğu görülecektir. Onları saklamak için yaparlar. Bilinç dışı olarak ama yani bilinçli yaptıkları bir şey değildir bu. E bu e, sıkıntılar içinde yaşarken adeta bir mayına çarpmış. O da Şehnaz Çinkitaş. Şehnaz da çünkü nezih gibi. Yani ikisi aynı e, karaktere dolayısıyla aynı genetik köklere sahip. Yani iki nasıl bir benzetme yapacağımı bilemedim ama iki normalde bir arada yaşayamayacak olan iki yırtıcı bir takım ben tahmin ediyorum ki menfaate dayalı sebepler vardı. Özellikle şeyhnaz açısından ama nezihin de mutlaka ilişkide bir menfaati vardı. Bir şekilde bir yararlanıyordu ondan. Yararlanmadan bir arada duramaz bunlar çünkü. Ee, bu karmaşadan da işte korkunç bir trajedi ortaya çıktı bu çatışmadan yani iki yırtıcının aynı kafeste çünkü onların hayatı bir kafes içindedir sürekli toplumdan saklanmak kendi kafeslerini örerler bu kendilerini hapsetmek için değil toplumu dışarıda bırakmak için çünkü bilirler ki ana toplumun arasına girmeye kalktığı anda toplum onları bir şekilde ee, elimine edecek, yok edecek. Çünkü 99 kişi size karşıysa siz ne olursanız olun yenemezsiniz. Yani bire karşı 99'sunuz. O yüzden de bir kafes örerler etraflarına. O kafesin içine de iki yırtıcı girince işte sonuç bu. Hocam daha spesifik bir şey sormak istiyorum. Ee, Nezih Çinkitaş bu o, yargılamada e, katil çıkar ya da çıkmaz. Onu şu anda bilmediğimiz için Hı -hı. o konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama Nezih Çinkitaş daha önce hiç suç işlemiş olabilir mi? Ve gizli kalmış olabilir mi? Çok mümkün. Çok mümkün. Dediğim gibi çünkü bütün e, hayatı kendini gizlemekte geçer bu insanlar eğer e, toplum içinde yaşamayı tercih ediyorlarsa. Ha, toplum dışı yaşamayı tercih edenler de vardı. İşte seri katil falan oluyor onlar. O, o bambaşka bir e, yapı. Ama toplum içinde yaşayayım ve kendimi işte bir kafes örüp tüm toplumu o kafesin dışında bırakayım diye düşünüyorsa, e ara sıra insanın canı çıkmak ister o kafesten. Yani sürekli kas 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 sakla kendini. Nereye kadar? Fark edilmeyeceğini hissettiği an o adrenalin duygusu, o Huzur duyar bunlar hani biz kötü bir olayla karşılaşınca veya bir şiddet olayına maruz kalınca kalbimiz çok hızlı atar göğsümüz sıkışır fena oluruz ya şahit olmamız bile bunun için yeter işte empati duygusu bu. Bunlar tam tersine bu genetik yapıya sahip olan kişiler kötü bir olayla veya bir ölüm tehlikesiyle veya işte özgürlüğünün elinden alınma tehlikesiyle karşılaştığı zaman kalp atışları yavaşlar adeta sakinleştirici almış gibi bir tepki verir vücutları. Ve bu huzur duygusunu yaşayabilmek için de yaparlar bu işleri. Yani işi. Nezih taş daha önce suç işlemiş olma potansiyeli olan bir adam. Olan, ha, tabii. Handan Hanım, olan gece yarısı birisi. falan hiç çıktığı olur muydu Nezih'in evden? Sebepsiz yere. Hayır. Yaz Yazın, yazlıktaysak gece 12 bir denize girerdi. O normal, girebilir. Onun dışında İstanbul'dayken... Akşam yemeğinden sonra ben bir çıkayım dolaşayım gece geç saatte gelmek gibi. Arkadaşlarımla buluştum gece üçte gelmek gibi. Farklı saatlerde. Müşterisine bazen e, alacaklığı ise uzun zamandır alacağını alamadıysa çıkardı. Bazen geç geldiği olurdu. Alacağını geç, gece vakti almaya giderdi? E, anca evde buluyormuş kişiyi. Bu da enteresan. Evet. E, peki Çinki Çinkitaş. ...daha önce suç işleyip... E, ...bu karanlıkta kalmış olabilir. Çok mümkün. kesinlikle Gayet de mümkün böyle bir Çok şey. Mümkün. Çünkü e, Şeyh Şehnaz'ın da... ...insanlara bıçak çekmişliği falan var. Evet. E, Nezih Çinkitaş böyle bir adam. Evet. Potansiyeli olan bir adam. Tabii, Katil demiyorum. Suç işlemiştir demiyoruz. Ama potansiyeli Tabii. olan bir adam diyebiliriz tamam. onunla evet. alakalı. Evet. Bir de hocam... ...hani annesiyle neredeyse evleninceye kadar... Birlikte aynı yatakta yatan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bunu herhangi bir maksatla söylemiyoruz Tabii. ama bunun normal olmadığını zaten herkes biliyor. Yani kız çocuğu da olsa ayırıyorsun yanında. Ee, anneden ayrılıp işte evlilik vesaire yaptıktan sonra böyle memeden kesilmiş bebek gibi bir e, duygu yoğunluğuna girebilir mi böyle insanlar? İşte zaten duygu yoğunluğuna girebilse e, bu işleri yapmayacak. Yani o duygu hissedemez normal yani. Normal derken toplumun yüzde %99'u gibi değiller. Bizim onları anlayabilmemiz yani farklı bir tür adeta. Anlayabilmemiz çok zor. E, duygu yoğunluğu falan hissetmez ama bir boşluk hisseder. Huzursuzluk hisseder. E, i̇şte huzur duygusu içinde bize bu adrenalin çarpıntısını veren şey ona huzur verdiği için de o işlerin peşine düşmüş olabilir. Yani gene anneyle bağlantılı tabii, bir tabii. durum söz konusu tabii. burada. Hani gerçekten... E, ...memeden e, hani ayırdığımız bebeklerde nasıl önce bir huzursuzluk vesaire olur... Hmm. E, ...böyle bir durumu da olabilir. Peki. Ve şu Şimdi, an annesiyle birlikte yaşıyor hala. Tabi yaşıyordu. Şu an e, cezaevine, cezaevine girmeden önce. önce yani 50 küsur yaşında bir insanın zaten o tip bir yaşam sürdürmesi... ...ki annesi bakıma muhtaç değil bildiğim kadarıyla. Değil. değil 85 değil. yaşında ya. ama öyle bir şey yok. Sürekli mesela yemek yaptığınız zaman, koyduğunuz zaman... Annem bunu daha güzel yapardı. Annem şunu daha iyi yapardı. Annem gibi yapamıyorsun. Anneminkiler daha güzeldi. Herkesin en lezzeti farklıdır. Benim annem de çok güzel yemekler yapıyor. Ama ben annem gibi aynı olamam ki. Bu benim. Ben annen değilim senin bir kere. Yani annen değilim, annem değilim. Ben benim. Handanım yani. Ben kendime göre, kendi el lezzetime göre. Hayır ne yapılıyorsa, ne ediliyor, hep bir anneyle mukayese, hep bir anneyle eşleştirilme Babasını yani. kıskanır mıydı annesinden? Ya kıskanma değil, babayı kimse şey yapmıyordu ki zaten. Babasını sevmez miydi? yani babayı, varlığını kimse hissetmiyordu. Öyle bir şey yani. işte Yani baba misafir, kendi şeyinde takılan biri. Baba Alzheimer oldu. Yani psikolojik olarak da adam herhalde her şeyi unutmak istedi. Yani her şeyden kopmak istedi. Çünkü oğluyla karısının e, yıllarca hani tuhaf bir bağlılığı, tuhaf bir birbirlerine düşkünlüğü var. Baba hiç umursanmıyor. Acaba şu anda da anneyle beraber mi? Yani cezaevine girmeden önce de anneyle aynı yatakta mı yatıyorlardı? Çok merak ettim doğrusu. Çünkü değişik bir bağlantı var. Yine söylüyorum bunun altında, öküzün altında buzağı aramasın kimse. Şu açıdan mesela hani, bazı filmler çok yer eder ya işte Hitchcock'un Psycho diye psikopat diye bir filmi vardır. O işte bu haller incelenerek, psikiyatrlara danışılarak zaten çekilmiş filmler. Orada hatırlarsa seyircilerimiz annesinin cesedini yıllarca saklıyordu. Daha o cesetle birlikte yatıyordu. Yani hastalıklı ilişkiden kastımız bu. Evet, evet. Şimdi yine 18 Temmuz 2017'de bir anahtar mevzu ortaya atılmıştı. İlk başta ne hikmetse cinayet günü ilk defa hayatında Nezih Çinkitaş arabasının ve evin e, anahtarının bulunduğu anahtarlığı evde unutmuştu. Büyük bir tesadüf ilk defa olmuş bu ve arabasını da o gün almamış. Çünkü e, tamirat varmış yolda gidemem gelemem diye dükkana giderken sözde arabasını almamış. Ama bugün artık inanıyoruz ki zaten o evden hiç çıkmadı Nezih çünkü o gün. Doğru mu? Tabii. Akşamüstü çıkıp yeni gelmiş gibi insanlara seslendi. E, tahminlerde bulunuyoruz. Şimdi birdenbire böyle bir anahtar mevzu varken o günkü yayında e, Nezih Çinkitaş şunu ne dese beğenirsiniz. Hande'nin de anahtarı kayıptı uzunca bir süredir diye. Tabii yani dış, o Hande'nin anahtarını aldı katil. Sonra arada bir eve gelip onu bunu çalıyor gibi. Evet. Buna inandırmak için söyledim. Hatta yani, da tabii. o çalan kişi kimse, katil de o. Tabii. Ancak Nezih Çinkitaş'ın e, sonradan düşünerek tabii üzerinde konuşacağımız bir şey daha var. E, birbiriyle çelişen ifadelerinden, konuşmalarından biriydi o da. Önce izleyelim, sonra o çelişkiyi sizlerle paylaşacağım. Cinayetlerde insanlar ne düşünür katiller eğer spontane gelişmişse cinayet? planlı değilse bir an önce bu olayı işledim hemen buradan bir an önce kaçmam lazım. Doğru evet mantığı doğru. Evet doğru. Doğru ben mantığı bir, budur. Ben bir de nez... evde böyle ot... evi temizleyeyim, bıçağı düzelteyim. Gireyim bornozu işte. alayım, havluyu alayım. Böyle bir, bir şey yok. Çok şeyi gösteriyor. gösteriyor. Şimdi dün... yani orada bulunması bir acayip bir kaçmayacak. Bir 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 kaçmayacak birilerinin katil o daireye girip çıktığını gösteriyor. Şimdi polis olarak geldim. Olay işlendi. Ben polisim geldim artık cinayet bürosundan. Ana, kapıda bir zorlama yok. İlk kafama anahtarla açıldığı gelecektir benim. Mantıken soracağım. Bu anahtarlar kimde var? Evin anahtarları. Hande'de yok. Kimde var? Nezih Çinkitaş'ta var, var. Şehnaz, Şehnaz Çinkitaş'ta var. var. Şehnaz gelmemek için zaten bayağı direndi. Ama biz ilk başta bunu sorarız. Evet. Kimde var bu iki anahtar? Hesabını vermesi gereken kim en başta? Ne, e, Şehnaz Çinkitaş yok evde çünkü. Ama bir vermesi de... Vermesi gereken Nezih Dolayısıyla... Kayıp olan anahtarları var ortada bir de. Ama ne zaman? İşte o şimdi bakın. Ya ne kayıbı ya? Şeynaz Hanım diyor ki babası aldı kızdı neyse, diyor neyse, ya. Neyse neyse tamam oralara da şey yapalım. Aman Bey. Şimdi, Öyle diyor Şeynaz Hanım. Bir Övermiş birader. Şey bir saniye Nezit kızdı diyor. Nezit Bey bir saniye. Hande'nin kaybolan anahtarı olsaydı sizin anahtar kaybolmazdı evet. o zaman. Niye o da kayboldu? Şimdi o da var yani o şık olarak. Şimdi bu hakikaten çok enteresan bir tartışmaydı. Birdenbire Hande'nin anahtarının olmadığı kaybolduğunu söylüyor. ...o cinayet günü de... ...kendi anahtarını evde unuttuğunu söylüyor... ...Enez taş. ...o zaman sen eve geldin... E, ...kapıyı aralık buldun... ...içeride Hande var mı diye çok merak ettim... ...seslendim... E, ...Hande'nin anahtarı yoksa... ...nasıl girebilirdi ki eve... ...Şehnaz da yoktu... ...sana dedi ki Şehnaz ben ablamdayım... ...sen de dedin ki ben gideyim... E, ...Hande'yi alayım... ...geleyim dedin... ...hatta evde bir şeyler yiyelim... ...ondan sonra dedin geliriz biz... ...yemeğe gelmiş gibi... Olmayalım dedin. Peki sende anahtar yok. Hande anahtar yok. Kayboldu. Sen nasıl eve girip bir şeyler yiyecektin de sonra Şehnaz'ın yanına gidecektin? Doğru mu hocam? Kesinlikle doğru, doğru. doğru. Kesinlikle doğru. Hatta sizin bu yayınınızdan sonra Temmuz muydu bu? Temmuz. Temmuz. Ağustos ayının başında e, Şehnaz Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe veriyor. Diyor ki gerçeğin peşinde programında işte biz suçlanıyoruz ...aslında olayın failleri biz değiliz... ...bir fuhuş çetesinin eline düştü benim kocam... ...tabii tabii aynen böyle... Ay. Üç, ...üç sayfalık tam programların akabinde... Ay, üç... ...yine oturup yazmışlar yani... ...bildiğiniz oturup yazmışlar... İşte bir fuhuş çetesinin eline düştü kocam... İşte çıplak resimleri çekildi... ...devamlı şantajla kendisinden para alıyor... E, ...ve ben kocamla telefonda ...konuşurken duydum... ...bu adamlar... E, ...kızı öldürmüş olabilirler... Çünkü para vermezsen sizi öldüreceğiz, çocuğunu öldüreceğiz diye kocamı tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bu fuhuş çetesidir e, Hande'nin katili diye 3 sayfa böyle detaylı bir dilekçe vermiş. İşte bu yayınlardan hemen sonra vermiş. Savcılık bunu da dikkate almış tabii. o, o, o Şeyini de okudum da geçen e, dosyayı okurken. Böyle de bir... E, atmaya senaryo yazmaya, yazmaya Tabii, da başlamışlar. Yani, programda ilmek ilmek çözülmeye başlayınca olay nereden anladılar? Eyvah ortaya çıkıyor her şey diye panikten yazılmış hemen, bir hemen şey Hemen hemen Ağustos'un başı işte Temmuz'du sanırım. Ağustos'un başında 3 sayfalık böyle detaylı yabancı uyruklu kişilerin isimlerini vererek bulunması imkansız kişiler olsun diye de Türkmen uyruklu şuydu buydu falan filan işte kızınızı öldüreceğiz para vermezseniz işte ee, onun için gidin orayı arayın bizi araştırmayın gibisinden. böyle. Ama öyle kişiler yok zaten orada. Yok ortada. öyle bir şey canım. Ee, yeniden e, kurgu yapmaya başlamışlar. Gerçekten de yani şurada anahtar mevzuunda o zaman hakikaten böyle bir adamla karşı karşıyayız diye hepimiz şaşkınlık içindeydik. Böyle bazen ne soracağımızı ne konuşacağımızı adam bize unutturuyordu. Evet. Şimdi izledikçe diyorum ki e, senin anahtarın evde kalmıştı ilk defa ne tesadüfse evet. diye kendi söyledi. Hande'nin anahtarı kayıptı. Ama sen şey Naz'a dedin ki ben eve gideyim. Hande okuldan gelecek onu alayım. Biz yemeğimizi evde yiyelim. Ee, oraya yemek yemeye gelmiş gibi olmasın. Ondan sonra da Hande'yi alır gelirim. Serap, e nasıl girecektin içeriye? Evet. Serap Hanım. Kızımın işte ölümünden birkaç gün önce... ...yılbaşı landı yanımdaydı kızım. Yeni seneyi kutladık ettik. Ayın biri işte babasına okul açınca evet. için yolda gitti. Ee, anne dedi benim anahtarım yok dedi. Kızım dedim niye babana söylemedin önce? Yani, kayıp dedi vardı kayıp bir anda dedi yok oldu dedi anahtarım çantam. Çantamın içinde. Tamam kızım dedim. Sonra ben aradım babasını. Bak dedim çocuğun anahtarı yokmuş dedim. Şey, ben dedi bıktım dedi anahtar kay Hani anahtar kaybetmez dedim. Sen neden bahsediyorsun? Çünkü hakikatten... E bazı anneler hani anneler hepimiz yapmaz etmez diyoruz. Yapar. Bizim görmediğimiz zaman yapmaz diye bir şey yok. Yapar çocuklar bizim görmediğimiz zaman. Ama hakikaten Hande kaybetmezdi. Neden? Çünkü Hande benimle yaşarken bile anahtarı kolye gibi ona yapmıştı. Boynunda dururdu. Bir şey olmazdı veya çantasının en gizli köşesine koyardı. Anahtarı orada olurdu. Çocuğum anne dedi bir anda dedi anahtar annem dedim iyi düşün acaba farkına var okulda falan düşürdün mü olabilir dedim bunda dedim kızılacak bir şey yok anneciğim yapılır yine anahtar dedim ondan sonra tabii kızdı sen dedi bana yine hakaretlerde bulundu ondan sonra. O dedi kay, hayır dedim kaybetmedi. Eve iyice bakın da dedim çocuğun dedim anahtarı muhakkak bir yerdedir evdedir dedi. Ben kırdım o anahtarı dedi mi size? Yok demedi. 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 Çünkü Şehnaz babası kırdı o anahtarı demiş. Hayır hayır hayır. Ben Şehnaz'ın aldığından şüpheleniyorum. Yok, Kaybetmiş. Şunun dedi. için şüpheleniyorum. Nezih çünkü taş işteyken e, zaten Şehnaz çalışmıyordu o dönemde daha altı aylık bebeği vardı ve çok fazla da evden hani. Çıkması için bir sebep yoktu. Ama Hande okuldan geldiğinde anahtarıyla çat kapı açıp giriyordu. Çünkü orası babasının da eviydi. Şehnaz onun eve o şekilde girmesini istemiyordu. Geldiğinde kapıyı çalsın istiyordu. Hatta bazen aşağıdan kapıyı çalıyormuş, uzun süre açmayı açmıyormuş. Komşular da bize o dönem söylemişlerdi bunu. Yani geliyor, çalıyor, çalıyor, açılmıyor kapı. Biz bu çocuğa çok üzülüyoruz diye. Kim bilir o evde neler yaşanıyordu ki? Şehnaz Nezih girmesin Hande o anda hazırlıksız yakalanmasın diye çocuğa kapıyı açmıyordu ve o anahtarı da Şehnaz aldı onun çantasından. Nezih de onun kaybettiğini zannediyordu. E, böyle bir anahtar ayrıntısı var ama o gün Nezih onun anahtarının olmadığını bile bile kendi anahtarını da evde unuttuğunu bile bile sözde kızıyla evinde yemek yiyecekti. Aslında bu yayınların 3 yıl önceki söylenenlerin de önümüzdeki yürülecek davalarda işe yarayacağını düşünüyorum Hasan kesinlikle, Bey. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten kullanacağım eski kayıtlardaki söylemiş olduğu beyanları. Kesinlikle duruşma safhatında kullanacağız biz. Hı hı. CD ortamında delil olarak sunacağız. Çünkü bu bir beyan artık. Evet. Gerçek bir ifade. Ve bu çelişkiyle alakalı olarak da mahkeme neden daha önce böyle söyledin ve şimdi böyle söylüyorsun tarzındaki kıyaslı yapacaktır. Bakalım mahkemede düttürü düttürü yapabilecek Hadi. mi ayağa kalkıp. Şimdi yapsın bakalım, <laughs> bakalım. düttürü düttürüyü. Çünkü hakikaten yayınlarda yapıyordu. Hatta şimdi ekrana getireceğimiz bölümde de e, baya sizin artık sabrınızı taşırdığı anlar var. Çünkü e, ben diyorum ki orada kim bağlansa, kim yayına katılsa herkes yalan söylüyor. Bir tek Nezih Çinkitaş doğru söylüyor. Evet. Öyle iddia ediyordu evet. ya. Ben de artık demek ki benim de burama gelmiş yani bıçak yemeğe dayanmış. Ya diyorum herkes yalancı bir tek sen mi doğrucusun diyorum. Sonrasında sizinle gerçekten ciddi bir tartışma çıkıyor aranızda. Tarih aynı gün 18 Temmuz 2017 yani bundan 3 yıl önce e, diğer kanaldaki program sırasında yaşananlar. Ya, ya bak şey Nesrin, mi? Nesrin kardeşiniz bir şey söylüyor. O şey peşinde miras peşinde doğru evet ondan sonra efendim Bahtiyar bir şey söylüyor onun e, alkol problemi var Neslin Hanım şey bir şey söylüyor Handan Hanım sen atıp gitmiştin öbürü bir şey söylüyor yani hırsızın hiç mi suçu yok derler insana bir şey söyleyeceğim ya. Bir, bir, Bey. Ben liseye gidiyordum. Kız kardeşim İstanbul erkek lisesine gidiyordu. O sene ilk defa 10 öğrenci aldılar Başladı hayat hikayem. Bayan olarak 10 öğrenci aldılar Ama biz ben da... bu hikayeyi dinlemek Hayır, istemiyorum. Her bir şey, dünya Hayır. bir toz bulutundan Hayır, başlıyoruz biz, her seferinde. O zaman direkt konuya Hayır, ne demek istiyorum? Ya yeter ya yeter. Ya bir dur. Millet senin hikayeni mi dinleyecek? Bir yeter. Dur. Nereye? Hangi okula okuyorsun. Yeter ya. Kocuğunla Sakin. ilgili konuş. Sakin. Kim nereye ya gidiyorsa gidiyor. Ya ne kadar boşsun sen ha. ya. Benim kız kardeşim bir gün... Allah seni bildiği meslekten. gibi yapsın ya. Abi ya sus diyorum. Bir sen sus. Konuşma fazla. Buradaki konuyu bu yani kadar yani değiştirmek. Çok özür dilerim sizlerden de halkım. Hakikaten hiç haddim, tavrım olmayarak... ...artık o kadar demek ki... Yine de çok e, sazi yalnız. Yani hayat hikayesini anlatıyor adam orayı çocuğun şeyin anlatmıyor hayat hikayesi sana ne milleti ilgilendirmezsen hayat hikayen nerede okuduysan okudun yani bunları gördükçe şu an iyice kalbi sıkışıyor evet, insanın hocam burada yani, şunu mu yapmaya boş, çalışıyor boş, boş, düşünmek için süre mi tanıyor kendine bizim mi kafamızı karıştırıyor aslında ya bunu ben manipüle için yaptığını düşünmüyorum ee, bu tip kişilikler için kendisinden başkası yoktur. Yani Sadece ona hizmet eden bir takım yaratıklar var bir de karıncalar var. Yani bizim gördüğümüz anlamda insan görmediği için karşısında o an Hazret öyle anlatmak istiyor. Ben ne büyük adamım bak benim hayatımda böyle işte. Yani ey kullar görün. O, o psikoloji var. Yani orada manipüle etmek istediği zaman hali tavrı değişiyor zaten daha farklı. Bir de şeyi soracağım. Ya yani buraya bir sürü konuk geliyor. Hepsine de bazen hakikaten kızdığımız oluyor. Ya sen de suçlusun. Sen de e, hakikaten kusurlusun diyoruz. Ama hiç kimse kalkıp da ayakta anlatmıyor derdini. Evet. Sinirlenip ya da sizin evet. tepenize gelip ya da evet. sizin ya da benim. Neyse çinkitar sürekli ayağa fırlıyor. Sürekli insanların, uzmanların falan böyle evet. hani üstüne üstüne evet. gidip hem bir taraftan tabii kızdırmak ve insanları böyle bir e, ...manipüle Acide. etme derdinde... ...hem de neden? E, i̇şte şiddet hükmetmektir... ...diyoruz ya... ...o içindeki şiddet ihtiyacını... ...hükmetme ihtiyacını o şekilde... ...yani diliyle başa çıkamıyor ayağa kalkıyor... ...işte heybetimi gör... <laughs> Mesela hayvanlarda da öyledir ya... Hani ...düşünün karşılıklı iki... E, ...hayvan bir araya gelince... ...birbirlerine olabildiğince... ...büyük gözükmeye çalışırlar... İşte Nezih'in yaptığı o... ...en ilkel... E, şiddet davranışı, hükmetme davranışı. Heybetimi gör. O zaman biz hakikaten bu adamın daha önce de bazı suçlara karıştığını rahatlıkla düşünebiliriz. Bu kadar agresif, bu kadar çabuk sinirlenen ve insanlara e, istediğini ve söylediğini kabul ettirmeye çalışan bir tip olduğuna göre. Şimdi Hasan Bey, bu e, üç gün boyunca Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandılar. Evet. Orada... Siz de, siz de biliyorsunuz bazı işte siz de harici çalışmalar yaptınız, bilgilendiniz vesaire. Oradan basına da yansıyan şehnaz'ın ne Nezih'in pedofil olabileceğine ilişkin bir ifadesi var. Evet. Bu adam pedofil olabilir. Ben kızımdan bile, kızıma bile ortak çocuklarına bir şey yapmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Fakat kızıma sordum Böyle bir şey olmadığını söyledi. Ama kızım benden saklıyor olabilir şeklinde bir ifadesi var. Evet, doğru. Böyle doğru, bir ifade mi? var. Tabi. Hatta bu konuyla alakalı olarak da e, emniyet mensupları e, kız çocuğuyla da görüştüler. Bu bu üç günlük e, zaman dilimi içerisinde kızla da görüştüler. Böyle bir şeyin gerçekten olup olmadığı çünkü var ise kamu davası ayrı bir suç, ayrı bir e, dosya olarak yürümesi gerekiyor. E, ben şüphelerin kuvvetli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sadece bunu söylemek istiyorum. Evet. Üst fazlasını da söylemek istemiyorum. E, bu, bu arada o kız şüpheline... çocuğu şu an 19 yaşında. 16. E, 16 mı? 16 yaşında. Ha sonradan doğdu. Hı. Büyük olan erkek çocuğu. 20 yaşındaki Egemen. Egemen. E, o zaman e, hakikaten e, bundan e, 3 sene önce Egemen 17 yaşındaydı Hı. ve 17 yaşındayken ee, babam katil olabilir diye annesine söylemişti. Şehnaz da bunu bizimle paylaşmıştı. Şimdi bu pedofil konusuna neden girdiğimi söyleyeyim. Reklama gideceğiz ama dönüşte o konuyla ilgili nezihim bir ifadesi var. Hande ile olan yakı bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Ee, Rahmetli Hande ile alakalı asla böyle bir bulguya rastlanmadı. Yok. Yok. Hayır. Hayır, e, kesinlikle yapayım. altını belirtmek isterim. Altını çizmek isterim. Ancak bu bu adamın e, niyetinin bozuk olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii. Çünkü e, karısının söylediği böyle bir şey var. Yıllardır aynı evde yaşadığı karısı. İşte 18 Temmuz tarihli yayınımızda öyle bir cümle kurmuş ki Nezih Çinkitaş Hande ile ilgili herkes şaşkınlık içinde onu dinlemiş. Reklama gitmeden hemen önce Şehnaz Çinkitaş'ın ifadesinden bir bölümü konuşmuştuk. Eşi Nezih Çinti taşla alakalı bir suçlamada bulunmuş e, ifadesi sırasında ve pedofil olabileceği iddiasında bulunmuş bu kapsamda da şu anda 16 yaşında olan kızlarının da ifadesine başvurulduğunu söyledi Hasan Bey. E, fakat sizin e, kuvvetli şüphelerinizin olduğunu da altında çizdiniz. Yani şöyle bir e, sadece bu bilgiyi vereyim Bunlar öyle aymazlar öyle utanmazlar ki kendi çocuklarını yanında bile. Birlikte olabilecek. Yani bu, i̇stismar olduğunu söylemiştik, hatta e, raporun sonunda da yani bu bir istismardır itiraf etmiştir. Yani bu açıdan soruşturulması gerekir diye de e, notumuz var. Yani bu bu reel bir şey. Yani bu bir tahmin üzerine olan bir şey değil. E, polisler de bu noktada çok netler. Yani düşünün kendi çocuklarının yanında. Yani bu kadar Oy. aşağılık bir hareket yapılabilir mi? Yapılıyor. yapılıyor. Ee, Hande de bundan muzdarip yani evet. söyleyebilirim. Hande'nin e, Allah rahmet eylesin bu olay yaşanmadan, bu cinayet yaşanmadan önce annesine belki de o hafta sonu buluştuklarında söylemek istediği konu buydu. Bu evde bir şeyler oluyor anne dediği. E, bu da o, yani şu an tüylerim diken diken. Ya, maalesef, hakikaten. maalesef. Bu konuyu neden açtım? E, neden bu ifadesinden? Ee, söz ettim Şehnaz Çinkitaş'ın çünkü 18 Temmuz 2017 günkü yayınımızda Nezih Çinkitaş e, kızıyla olan yakınlığını anlatabilmek için bir cümle kurdu. Bu cümlenin üzerinden de tabii ki e, biz bayağı bir yorum yaptık o gün. Kıskanmasın diyor yapıyorum diyor çocuğa diyor. Nasıl? Ya böyle bir yalan anca burada tiyatro. Tiyatro şu an biz burada Oturmuşuz tiyatro oynuyoruz. Yok o kadar da değil Nesin Bey. Tiyatro şey filan diyerek de olayı bir, şey olay bir kurgu şeyine çevirmeyin Şimdi lütfen. Diyor ki polis. Konuşmalarını baba, aktarıyor. Hayır baba kız ne kadar yakındı diye Şehnaz'a soruyor. Diyorlar ki çok Şeniz'e diyor ki çok yakındı birbirine baba kız ve birbirlerine düşkündü diyor. Hatta o kadar ki diyor benim kocam diyor kızını buradan öperdi demiş bunu sonradan öğrendim ben. Şey Hanım'ın söyledi söyledim? Şehnaz bunu, bunu sö söylemiş. söylüyor. Niye bu şekilde. kadar abartmış yani i̇şte bunu söylemesine, hani, söylemesine gerek yok. şey söyleyeceğim. Ondan sonra polis geldi dedi ki ya dedi sen kızını çok seviyormuşsunuz çok yakınmışsınız birbirine. Evet dedim. Benim Şeynaz kızım Şehnaz bunu maksatlı söylemiş benim, bence. Benim kızım yani dedi, orada bunu söylemesini benim, gerektirecek sadece yakındı. Çok severlerdi birbirlerini var. Bir de detaya girip e, gibi şeylere şeyi gerek söyledim. yok yok yani. Orada e, şu bölümde kesmede olmayan bir şey daha vardı. İşte burasından öperdi, dudağından öperdi gibi detaylara girmişti. Ve o detaylar sonucunda da böyle konuşmalar e, olmuştu. Çok iyi hatırlıyoruz. E, bu da e, yani bu kadar baba kız yakınlığına... Çok uygun düşmeyen e, konuşmalardı bunlar açıkça söylemek gerekirse. Resim, Bizim öf ve adetlerimize tabii. de uymayan. Işte buna tabii. da kanun istismar diyor işte. Evet. Ne olursa olsun yani Suç. kendi öz kızınız olsa bile bu şekilde davranamazsınız ya. Yani. Onun vücut bütününe o kadar hakim değilsiniz çünkü. Yani istismar suçu illa cinsel saldırıda bulunmak değil. Ee, her türlü e, cinsel davranışı kapsıyor. Yani bir e, kötü film seyrettirmek de istismar suçudur. Onu giyinirken seyretmek de. istismar suçudur. Pek çok. Hakikaten izledikçe insanın e, ama bir kez daha söylüyorum, <laughs> e, rahmetli Hande'de herhangi bir bu şekilde hiçbir hiç ama sıfır yani böyle bir bulguya rastlanmadı. Evet, oh, fiziksel şükür. olarak kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bakayım, ee, evet çok şükür öyle bir şey yok. Efendim 18 Temmuzlu yayında yine o dönemin yine bu cinayeti soruşturul bu cinayetin soruşturulduğu dönemde. Cinayet Büro amiri olan Metin Örel e, diyor ki yayında neden e, çocuğunu almaya gitmedin diyor. Orada Nezih Çinkitaş artık bardağı taşıran son damlayı Metin Örel'e e, fütursuzca söylüyor. İfade Soru ediyor musunuz? Soruyor diyor ki çocuğunu alırdı niye gitmedi? Diyorum ki küçük çocuklar gidiyordu. Ben en sona kalan küçük çocuklar zannettim. Merse tam tersiymiş. İlkokul okul ilk başlayanları 10-15 dakika önce bırakıyorlarmış. Dolayısıyla dedim ki, ben geç kaldım, okula gideceğim, eve yöneldim. Bu mantıklı de aldıklı, bir açıklama şey Hiç mantıklı değil. Daha önce de alıyordun, onların ya erken sen, çıkıp çıkmadığını sen, sen gayet biliyordun, cinayet gayet biliyordun. Bir sen bir iken çözemediğin şeyi burada programda tamamdır. mı Şimdi taşıyorsun? efendim, ben size şöyle yazayım. Dün de çok bir komik. bayan, dün de çok bir bayan komik. bağlandı. Dedi ki, ben o zaman polislere dedi kızıyorum dedi. Şimdi polisin vazifesi. Savcılığın talimatıyla suç ve suçluyu ortaya çıkartmak için, delilleri toplamak için mücadele vermesidir. Polisin vazifesi budur. Çok tahrik edici konuşuyor tabii, değil tabii. mi? Yani bu doğrudan saldırı aslında. Yani senin bütün yetkin her şeyin varken, o büronun başındayken çözemediğinde şimdi mi çöze çözeceksin gibi de aşağılama var ya. İnanılmaz derecede. Sinir bozucu. Aslında bir taraftan orada da alttan alta bir... Övünme var. Tabii işte. Doğru mu? Doğru. Aynen yani öyle. bu cinayeti çözemedin. <laughs> Çözemeyeceksin de. Çözemeyeceksin de. Çünkü ben her şeyi çok güzel organize ettim evet. mi demek istiyor. Tabii bunların dediğim gibi şu anda biz bunlar üzerinde sadece analiz yapıyor hocalarımız da. Biz de e, e, bize hissettirdiklerini konuşuyoruz. Ama bütün bunlar e, tabii ki mahkeme sürecinde ortaya çıkacak ...bu sürecin de çok uzak olmadığını... ...zaten tahmin Tabii. edebiliyoruz değil mi? Tabii. Ve orada olacak mıyız sevgili seyirciler? Yani Adliye Sarayı'nın önünde olup... E, ...biraz önce Hasan Bey'in de söylediği gibi... ...kadın platformları, STK'lar... ...avukatlar, efendim vatandaş... ...biz hepimiz gerçekten... ...böyle bir adamı izledikten sonra... ...ve onun öz babası olduğunu... ...bile bile... E, ...biz e, duracak mıyız? Yoksa gerçekten Hande için adalet diye biz de kendi üzerimize düşeni yapacak mıyız? Bu süreliğe de çok az bir zaman kaldı. Şimdi bütün bunları konuşan Nezih Çinkitaş, biraz önce Hasan Bey'in söylediği de çok önemli tabii elde ettiği bazı araştırmalarla elde ettiği bilgiler, işte çocukların yanında uygunsuz davranışlar vesaireler sergilediğini düşündüğümüz kişiler, yani Nezih Çinkitaş, Aynı gün yayında e, çok enteresan Hande'nin e, cinayetiyle ilgili bir baba olarak kendince bir e, kimlik savaşına giriyor. Ve bunun kendisi için bir namus meselesi olduğunu söylüyor. Yani bu cinayetin ortaya çıkması, katilinin yakalanması lazım. Bu benim için bir namus meselesi diyor efendim. Buyurun izleyin. Neyin vicdanı? <laughs> Neyin Zamanında çocuğuna gerekli ilgiyi göstermedi. Şimdi gelmiş burada anneliğini kanıtlamaya uğraşıyor. İyi de sizin Bizden evinizde öldürüldü. Şey yani var. sizin evinizde öldürüldü. Handan Hanım'ın yanında öldürülmedi ya, ki. Ya doğru söylüyorsun. Ben beni zaten yaralayan Hı. o çocuğun benim yanımdayken ve evde öldürülmesi. E tamam. Bu bir namus Gerekliyi meselesi. Hayır, bu bu ya. bir namus meselesi. Çünkü insanın kalesi evidir. İnsan bütün özel işlerini evinde görür. Yatar, uyur, ne bileyim ihtiyaçları karşılar, yemeğini yer, soyunur, giyinir, banyosunu yapar. Beni de zaten en çok yaralayan çocuğumun öldürülmesinden sonra bu cinayetin evde yapılmış olması oldu. O zaman bence ben, sizin Handan Hanım'a yani şunu söylemeniz lazım. Cinayeti, ben emanetine bu sahip cinayeti, çıkamadım demen bir lazım. Dakika, bu cinayeti... Ben senin emanetine sahip çıkamadım. Evet, e, şimdi daha gerçekten çok fazla başlık var. Çok fazla bu işle ilgili e, Nezih Çinkitaş'ın gözümüze baka baka söylediği yalanlar var, çelişkiler var. E, Şehnaz'la ilgili yaptığı bir analiz var mesela. E, karısı, çocuklarının annesi o da. Onunla ilgili de çok enteresan analizler yaptı o. E, onu da ekrana getireceğiz. Serap Hanım benim anneliğimi sorguluyor orada. Çok şükür Allah'ım yukarıda. Adımdan o kadar emin olduğum gibi anneliğimden çok güzel bir annelik yaptım çocuğuma biliyorum. Ama kendisi babalığı yapamamış. Kendisi yapamamış. Sahip çıkamamış. Emanetime sahip çıkamadı. Koruyamadı kızını. Bana o lafı orada sarf ederken ilk önce insan Kendine iğneyi batırsın ki ondan sonra bana konuşsun. Ben annelik yapamamışım. Kendisi babalığı ne kadar yapmış acaba? Ben de onu soruyorum ona. Şimdi bazen e, şunu <laughs> söyleyenler de var. E, neymiş işte üvey anne varmış. O eve niye e, Hande gitmiş? Niye bırakılmış falan. Efendim yani biz buradan e, anne babalarla ilişkiler kesilmesin. Çocuklar anneyle de babayla da olsun. Üstelik kız çocuğu. ...babaya da ihtiyacı var... ...üstelik de Handan Hanım'la evliyken... ...adam bu yapıya sahip... ...bir adam gibi kendini ele vermiş bir adam değil... ...tamam sinirliymiş... Zamaz, ...cimriymiş falan ama... ...bu bir babaya çocuğu gö göstermeyecek... ...göndermeyecek evet. için sebep değil... ...tamam üvey anne de... E, ...belki şöyle düşünülebilir... ...yeni evliler... ...yarın bir gün o da alışacak sonuçta çocuğu olan... ...bir adamla evlendi bu... Evet. ...ve çocuk babamda kalmak istiyorum diyor... ...ve daha da önemli bir şey söyleyeyim size... Altı ay önce bir kardeşi oluyor. Evet. Ama o babasının yanında değil. Ee, baba artık o bebekle ilgileniyor. Dolayısıyla Hande de e, bir ispat çabasında babam beni de seviyor. Evet. Çünkü bir evet. kadın girdi hayatına önce. Sonra bir çocuk girdi hayatına. O Anne, babayla yaşayacak dedi. Ben de biraz babam bravo. olmak istiyorum dedi. Anne Serap Hanım bakın. Evet insanlar e, empati yapamıyorlar sürekli bir farklı şeyle. İnsanın başına gelmeyince uzaktan her şeyi e, konuşmak kolay geliyor insanlara. Çok insanla. az bir kesim Evet yani. ama. E, ben e, kızım istediği zaman anneciğim bak dedim. Baban evlendi. Yapamayabilirsin dedim. Eşi var dedim. Yine dedim hafta hayır ben babamla yaşayacağım dedi. Sen dedi istesen de anne istemesen de seni çok seviyorum ama ben yine bir yolunu bulurum babama giderim dedi. Siz ne yapabilirsiniz Serap Hanım ben Hiçbir çocuğumu şey. zaman şey. Allah korusun bu sefer daha başka şey olacak. Tabii ki bu olayın böyle olacağını bilseydim bir anne mi? olarak insan olarak vicdanı kalbi olan biri olarak o zaman farklı dille anlatır kızımı bir şekilde uzaklaştırırdım engellerdim. Ben bunu böyle bir şey yaşayacağımı bilemem ki. Ayrıca da dediğim gibi biraz da rahmetli Hande ile empati kurmak lazım. Biz ayrılmış olabiliriz o onun babası. Biricik babası. Doğrusuydı. Önce hayatına annesinin dışında bir kadın girdi. Sevgi bölündü. Daha az görmeye başladı evet. babasını. Derken bir tane daha kız çocuğu üstelik bir de kız çocuğu Yeni bir bebek geldi. Erkek, Egemen. erkek bebek evet, geldi. Egemen. İşte e, bu sefer onunla baba daha çok ilgilenir evet. oldu gibi oldu. O aynı evde yaşıyor. O da istedi ki babam beni de sevsin, beni evet. de görsün. Kendini göstermek istedi evet. aslında. Çocuk Bundan daha doğal da bir şey var. olamazdı. O'nun duygusunu ben bilemem mi? Tabii ne, ki. Neler düşünebiliyorlar o an? Onların çok farklı psikolojileri var. E, bu konularda empati yapmakta fayda var. Şimdi e, yarın konuya devam edeceğiz. Yarın da e, sürpriz bir şeylerle gelebiliriz yine bu dosyayla alakalı huzurlarınıza. Handan Hanım'ı bugünlük ben daha fazla yormak istemiyorum. Çünkü bir de Sezgin e, bir Bilgin dosyamız var biliyorsunuz. Sezgin Bilgin de 2 yıllık bir kayıp ve e, 30 yaşında ve 2 yıldır ortada yok. Onunla ilgili de artık yavaş yavaş ailede de bizlerde de yaşamıyor. Şüpheleri uyanmaya başladı. Yaşamıyor ama bir yerde vefat etti ve bulunamıyor mu? Yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Sorusunu da sormaya devam ediyoruz tabii ki. İki yıllık sezgin bilgin kaybında arkadaşı Murat'ın konuşmaları şüpheleri bir kat daha arttırdı. Ben işten gelmiştim o saatte. Kaçta bitiyor? Ama. Hı. Yani dört mü desem, beş mi desem, altı bizim belli olmaz hanımefendi o zaman da. Murat korktuğu için mi polis çağırdı? Sezgin bir gün kapına geliyor ve polise şikayet edip onu aldırtmaya çalışıyorsun. Senin Sezgin'le problemin neydi kardeşim? Benim Sezgin'le problemim yok hanımefendi. Murat yüzünü neden göstermiyor? Ben size ufak bir kayıt daha göndereceğim. Neden böyle bir gizem oluşturmaya Az çalışıyorsunuz? Sonra. Murat Sezgin'in başına ne geldiğini biliyor mu? Sezgin'in ablası Nergis Hanım, eniştesi Abdullah Bey ve babası Selim Bey stüdyomuzda. Ee, karşı tarafta canlı yayında bugün e, Murat çıkmayacağını söyledi. Ee, yine Sezgin'in arkadaşları Öner ve Şahin de muhabirimiz Murat'ın yanında. E, fakat ben buradan e, Murat'a sorularımı sormaya devam edeceğim. E, cevap vermek için de ona süre tanıyoruz. Bir, e, Murat... İki gündür iki defa canlı yayına çıktın tamam yüzünü göstermedin neden bu canlı yayınları senin evinden yapmıyoruz da Şahin'in evinden yapıyoruz neden bize evini göstermiyorsun ee, öncelikle bunu sormak istiyorum ve e, evini bir de evinin arka bahçe, arkasında bulunan bahçeyi e, arkadaşlarım orada çekmek istiyorlar bize oraları bir gezdirir misin lütfen. Neden Şahin'in evinde yapıldı bu çekimler? Ee, hemen dönüyorum. Ee, Muratçım. E, merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim size de. Ee, Şahin'e bir soralım Murat öncelikle. Şahin niye bu çekimler senin evinde yapıldı da Murat kendi evinden yapmadı bu canlı yayınları? Bu konuyla ilgili tek bir bilgim var. O da Murat'ın evin tadilatta olduğu. Öyle bir duyum almıştım. Kimden aldın bu duyumu kendi mi söyledi sana? Yok muhabirden duymuştum. Ya Serap Hanım Hı. biz ilk şöyle anlatayım ben. Biz ilk teklifi Murat'a evinde yayın yapmak üzere söylemiştik ama kendisi evinde tadilat olduğunu o yüzden çok dağınık olduğunu bunun için farklı bir yerde yapmak istedi. Biz de Şahin'i de o gün yayın alacağımız için artık Şahin'in evinde yapmaya başladık ama Murat'a bu teklifi yaptığımız zaman Murat kendi evinde bu yayının yapılmamasını istedi. Ama biz henüz gidip orada tadilat var mı yok mu doğruyu mu söylüyor bunu bilmiyoruz değil mi henüz? Bunu da sor, Bunu da söyledi kendisine özellikle evini gezmek istediğimizi. Yayın Hı. dışında evini gezmek istediğimizi söyledik ama bunu da tabii ki kabul etmedi. Bunu da belirteyim. Peki ben buradan bir daha söylüyorum. Murat, e, lütfen bize e, evini bir gezdir. Bir de dediğim gibi evin arkasındaki bahçede bir çekim yapmamıza müsaade et. E, muhabirimiz Murat'la birlikte. Şimdi ee, Şahin tabii ki senin evinden yayın yapıldığına göre Murat'la da bir yakınlığın, arkadaşlığın, dostluğun var. Bu yayınlardan sonra ne konuşuyorsunuz aranızda? Murat'la normalde öyle bir samimiyetim yok benim. Önce onu bir belirtmek istiyorum Serap Hanım. Hmm. Muhabirler aracılığıyla benim evime geliyor. Murat normalde benim ne telefon numaramı biliyor ne de ev adresimi bilmiyor Hatta muhabirlerin yanında bile kendisi telefon numaramı istedi. Onlar da duydu yani. Pek bir muhabbetim, bir muhataplığım yok Murat'la. Çarşıda buna... sokakta gördüğüm zaman da o benlerin aracılığıyla birkaç kez gördüm de selam verdim. Merhaba dedim o kadar. Ve buna... Birlikte oturmuşluğum ya da yemişliğim yoktur. Buna rağmen senin evinde yapılmasını teklif etti. Ya arkadaşı olmamana rağmen yani bir yakınlığınız olmamasına rağmen. Ya şey yapıldığında, röportaj yapıldığında muhabirlerle birlikte kendisi geldi zaten. <laughs> Anladım. Peki yayından sonra hemen kalkıp gidiyor mu seninle bir muhabbetiniz oluyor mu? Ya da yayın öncesinde e, şunu konuşalım, bunu söyleyelim, bunu söylemeyelim gibi bir konuşma geçiyor mu aranızda? Yok yok direkt gidiyor. Röportaj bittikten sonra, program bittikten sonra direkt gidiyor evine. Evi sana yakın mı? Sen biliyor musun evini? Evini bilmiyorum. Hiç görmedim de. Öner merhaba sana da. Merhaba Serap Hanım. Öner sen hem oradan canlı yayına katıldın hem stüdyomuza geldin. Bunlardan sonra neler oldu? Bir gelişme oldu mu? Ya da seni arayıp soran, konuşma diyen, olay çıkaran, problem yaratan? Şu anda olmadı ama akşam Tayfun abi dükkana gelmiş. Ben yoktum dükkanda. Tayfun abi kim? O benim babası. Niye gelmiş dükkana? Allah bilmiyorum arkadaşlar da geldi çorba içmeye geldi dedi saat ondan sonra. Ama ondan sonra dükkanlar kapalı zaten yani paket servis var. Yani büyük ihtimal bana baktı göremedi beni. Çıktı dışarı. Bir de hatta dışarıda kavga yapmış galiba onu duydum yani. Kiminle kavga yapmış? Adamın bir yapmış kavga. Yani sizinle bir alakası yok ya da senin konuştuğun, söylediğin şeylerle bir alakası yok. Ya bir, bilmiyorum da büyük ben de kavga yapmaya geldi düşünüyorum yani. Neden? Ben akşam dükkanı, dün akşam dükkanı ben olsam kavga çıkacaktı büyük ihtimal. Sence niye seninle kavga etmek ister? Evet, bu röportaj verdim ya, büyük ihtimal ondan. Sen o röportajda o benle ilgili bir şey söylemedin çok fazla ee, konuşmayın mı demek isteyecekti acaba. A Aynen öyle düşünüyorum. Peki Murat'la tekrar bir sen bu stüdyoya geldikten sonra Murat'la bir görüşmeniz oldu mu? Olmadı. Önersen ısrarla Sezgin'in kaybolduğu gece gördüğünü söylüyorsun. Halbuki o o diyor başka bir gündü diyor yani. Ben diyor zaten o benle kavga ettiğimde direkt ambulansla bir hastaneye gitmiştik. Ee, öyle bir gece yaşanmadı diyor. Bu Murat senin lokantana sık sık gelen birisi mi? Geliyor devamlı gelen biri. Ama artık gelmiyor anladığım kadarıyla. İşte en son o çarşamba akşamı geldi bir daha gelmedi. Yani yayından sonra sen oradan canlı yayında konuştuktan sonra burada. Aynen. Peki. Yani ben bir şey soracağım. Sor Öner. Bu, bu o, o benimle yapmış kavga. Onun raporu hani DAP raporu acaba var mı elinizde? Şimdi o konuyla alakalı dün Hasan Bey dava dosyalarının içinde böyle bir dosyaya böyle bir şikayete rastlamadı. Hasan Bey siz açıklayın Ya isterseniz. ikisinin aynı dosyada e, sanık olarak yargılandığı bir dosya bulamadım. Yoksa Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde böyle bir dosya var ama ikisinin sanık olarak yargılandığı bir dosya yok. Ama hem kriminal raporlarını hem adli tıp raporunu bir şekilde edineceğiz o dosyadan detaylı bir şekilde. Öner e, şimdi dün Murat yayında defalarca o benim işte bazı mekanlarda olay çıkardığını, bazı mekanların camlarını indirdiğini, e, ve Murat'ı arayıp işte gel beni kurtar vesaire gibi şeyler. E, sen denk geldin mi bu tür olaylarına o benim? Mesela sizin dükkana ben, gelip evet. Ben gördüm hani bizim zaten şeyin karşısında Lokad karşısında bir hani. Ha, gördüm zaten. O geceki olay hani Yani o Üç gece o yaptı. O mekanda yaşanan gördüm. olayı sen biliyorsun o gece. Biliyorum. O ben bunu sık sık yapar mıydı? Yapıyor yani. Ve Murat ona hep arka çıkıyor ama Sezgin'le ilgili bir şey olduğunda hemen polisi arıyor. Bu biraz enteresan değil mi? Enteresan. Siz bu yayınları izledikçe Aklınızdan ne geçiyor Şahin Sezgin'le ilgili? Yani bazen kafamda şüpheler oluşuyor tabii ki benim de tedirgin oldum. Hani şöyle söyleyeyim. İhtimaller yürütebiliyorum. Şimdi Murat'ın verdiği röportajlarda ben her zaman ellerine dikkat ettim. Elleri falan titriyordu. Tedirgin oluyordu. Böyle sanki bir şey saklıyormuş, bir şey gizliyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Sürekli saldırganlaşması falan olsun. Bana bir tuhaf geliyor yani davranışları, hareketleri açıkçası. Hmm. İkidir röportajda yan yana oturuyorsunuz ve onun vücut dili, ellerinin titremesi, saldırganlaşmasını tuhaf mı buluyorsun? Evet. Buradan ben bana şüpheli geliyor. Nasıl şüpheli? Ne şüphelisi? Yani bir dediği bir dediğini tutmuyor. Konuşmaları falan olsun, hareketleri olsun. Sürekli röportajlara çıkmak istememesi olsun. Ee, Öner Bunlar sen... bana biraz hmm. şüphelidir. Sen ne diyorsun Öner? Ya ben en başından beri hani çok çeşkili konuşuyor. Hani birini birini tutmuyor. Bir gün iki diyorsa bir gün beş diyor. Ne evet, Öner... çok şüpheli konuşuyor yani. Öner Sezgin'in yaşadığına inanıyor musun? Yok inanmıyorum. Şahin sen? Ben bunun için pek bir ihtimal veremiyorum. İki senedir gene ortaya çıkmadı ama umudumuz vardır inşallah. Hayırlısı diyelim ben. Kimse yüzmek istemiyorum bu konuyla ilgili. Böyle bir ters bir düşüncede de bulunmak istemiyorum. Sezgin'in ailesiyle ilgili. Onların da psikolojisini bozmak istemiyorum. Bu konuda fikrimi sunamıyorum. Yani inşallah yaşıyordur diyorum. Etrafta ne konuşuluyor? Etrafta ne konuşuluyor? Etrafta çoğu kişinin öldüğü konuşuluyor yani. Yani Sezgin hakkında o tarz konuşmalar çok var. E, ee, Hanım, sizin evinizden çıktığında, yani daha doğrusu babasının evinden çıktığında, elinde de işte alkol vardı, <laughs> e, ee, babayla da tartıştılar ve geldiğinde de zaten alkollüydü. E, elinde poşetle çıktı evden değil mi Selim evet. Bey? Evet. Evden çıktığında gidebileceği üç yer desem, <laughs> üç yer neresi desem, bu üç yer neresi olur? Yani bana gelebilir, gelmedi. O bene gider çünkü o benlerde kalıyordu arada. Çünkü annesi bana diyordu, yani çok terbiyeli bir çocuk geliyor. Yani lavaboya giriyor terliği dahi Hani düzgün bir şekilde bırakıyor. Ne kadar terbiyeli bir çocuk diyordu. Çok seviyorum Sezgin'i diyordu bana anlatırken. Yani o benim annesiyle zaten hani çok bir araya gelmedi ki en parmakla sayılacak kadardır. Sezgin kaybolduktan sonra bir kere bize geldiler zaten eşiyle birlikte. Öyle söylüyordu. Size gelebilirdi. O benlere gidebilirdi. E gidebilir Üçüncü mi? olarak. Evet, Murat. Murat. Murat, evet. Ee, peki daha önce öyle geldiği için Abdullah Bey bir tokat atmıştı ona. Evet. Sizi o yüzden eliyorum. Sizi evet. eliyorum. Size evet. gelmeyi cesaret edemedi. Evet, gelmedi Çünkü zaten. Çünkü alkollüydü. Evet. Ee, o ben ve Murat. Murat üçüncü bir kişi yok yani. Yani gideceğini bildiğim birisi yok. Çünkü Şahin'e gitmiş olsa diyeceğim, Şahin o dönemde evli. Zaten gitmez. Yani öyle bir ayıp yapmaz, asla yapmaz. Tabii. Yani başka Ha, yani e, gidebileceği kişiler arasında halam var ama halam burada oturmuyor o dönemde. Yani burada değildi zaten kendisi. Yok yani. Üçüncü bildiğin... bir şık. İşte sahile Yok. inmek olabilir mi? E, sahile tabii iner. Sahile sürekli inen bir çocuktu o. Köpeği var. Sürekli sahile iner. Köpeğini gezdirir. Yani bağlamadan gezdirirdi zaten köpeğini. Yani ben onu aradığım zaman neredesin diye sahildeyim abla. İşte e, o benlerin dükkanları kapanmadan önce onların dükkan önündeyiz abla. Yani Şahin'in babaannesine giderdi genellikle. Onu çok severdi. Sabiha deyim abla. Evdeyim abla. Öyle yani hani benim bildiğim başka ee, yerler yok. Selim Bey o gün köpeğini köpeğini de yanında mı götürdü? Köpeğe ne gidiyordu zaten yani? Bana Bu getirdi köpeği, köpeği. bize getirdi İstanbul'a giderken. İstanbul'a İstanbul giderken köpeği bana bıraktı. Göttü. Hala, göttü hala da bende köpeği iki yıldır. Öyle yoldur. mi? Evet. <laughs> Çile isimli köpeği benden, var. Bende hala duruyor. Oğlum para istedi. Ben de patronuna da gönderdim. Dedim patrona sezine dedim bir yol parası verin. Patron da çıkarmış 150 bin lira para vermiş. Hatta patron da sezin de o gün de ilişkili değildi diyor. Benden para isteme geldiği zaman da de, sezin ilişkili değildi diyor. Peki şimdi e, o gün sahile gidebilirdi. Murat'a gidebilirdi. E, o beni, e, o bene gidebilirdi. Acaba Şule'ye gidebilir miydi? Ya, o dönemde ben Şule'yi tanımıyordum. Yani ondan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben e, Şule'yi kaybolduktan sonra çocuk sebebiyle öğrendim. Tanımıyordum. Yani o anda ona ihtimal hani... Düşünemezsiniz. Evet düşünemem aynen. şimdi düşünebiliriz. Düşünebilirim Çünkü evet. evlilik hayalleri bile kurduklarına evet. göre evet. e, Şule her ne kadar bebek olayını ona söylemedim dese de... ...hala emin değiliz söyledi mi söylemedi mi öyle bir ihtimalden bahsetti mi. Şule'ye de gitmiş olabilir çünkü Şule o dönemde yalnız yaşıyordu... Evet. Bir de Murat yalnız yaşıyordu evet. evet o benlere gidip kalıyordu Annesiyle filan arası çok iyiydi <laughs> Ama belki öyle bir durumda Yine o aileye de öyle görünmemek için Gidebileceği o zaman Murat, Şule ve Sahil kalıyor evet. 10 Ağustos'ta Hava sıcak O saatlerde herhalde sahilde insanlar vardı Tabi olmaz olur yani mu? üçlere kadar bile insanlar evet. Muhakkak orada başına bir şey gelseydi Bir gören evet. olurdu evet. evet. Şule'ye de bunu soruyorum ...o gece sana geldi mi gelmedi mi... Murata gitme ihtimali de üzerinde zaten duruyoruz... ...ve o gecenin o polisi aradım dediği gecenin... E, ...o gece yaşandığını tahmin ediyoruz... ...çünkü polis de aranmadı... E, ...emniyetten de kimse gelmedi... ...zaten bir suç yoktu ortada... ...sadece arkadaşım sarhoş gelin alın diye... ...ancak orada bir devreye geçiyordur da... Hmm. ...o da bir şey yapıyordur da... ...bir şey yani... Evet. Bu, ...buna çok ihtimal vermiyoruz... ...hocam... Sezgin'e geçecek olursak Sezgin'in günlüklerini ablası size getirdi. Siz okuduğunuzda Sezgin'le ilgili böyle çok spesifik şeyler, saptamalarda bulunabilir misiniz? Bir analiz Sezgin bu yazdıklarının içinde nasıl bir çocuk? Sezgin iyi olmayı isteyen, geleceğe dair çok pozitif hayalleri olan ve bunları gerçekleştirmek için gerçekten çaba da harcayan bir çocuk ama şanssız bir çevrede kalmış. Yani çok net olarak söylüyor bakın zaten düzgün ahlaklı kültür seviyesi yüksek insanlarla arkadaşlık kurmam gerek. Evet. E bu ne demek? Çevresindeki insanların ahlakından ve kültüründen ciddi rahatsız demek. Evet. E, yani bu kötü etkilendiğinin farkında bundan da kurtulma çabası içinde ama çeşitli sebeplerden işte bunu başaramadan kayboldu maalesef. Eğer bir iki sene daha olabilseydi muhtemelen kurtulacakmış. Yani ben o kararlılığı gördüm çünkü yazılarında. Hocam e, bu 2018 e... 18 evet, 18. Şubat ayı. E, Şubat ayı. Bu bıraktığı dönemde o bir 6 ay böyle temizdi dediğim dönem var ya işte o dönem kitap okuyordu. Kendine ol, işte o tür kitaplar okuyordu. O dönemde yazdığı yazılar bunlar. Şimdi bakın Buradaki e, biraz aşağı indiğimizde satırlarda, şimdi o dönemde Şülenin söylediğine göre eşinden ayrılıyordu ya da ayrılma aşamasındaydı vesaire ama e, Sezgin'le de görüşüyorlardı. Oysa ki Sezgin buradaki günlüğünde bakın diyor ki e, işimde herhangi bir iş olabilir, her zaman başarılı olmayı hedef haline getirmem gerek. Sevebileceğim insanı bulup aşık olmam ve reddedilme korkumu yenmem lazım. Evet. Yani ee, Şule ile görüşüyor olabilirler ama Sezgin Şule'ye aşık değil Değil kesinlikle değil Hayatımdaki sorunları herkesle paylaşmamayı öğrenip sinirlerim, sinirlenmemeye çalışmam lazım Aslında arkadaşları ya da Şule özellikle Şule o pek paylaşan biri değildi İçine kapanıktı vesaire diyor ama Sezgin aslında hayatımdaki sorunları fazla paylaştığını düşünüyor ve Tabii. bunları çok paylaşmamam lazım diyor. Ve etrafındakiler de güvenilmez demek. Yani kardeşim evet. dediğin kişiye güvenirsin. Demek ki Sezgin kardeş olarak görmüyormuş. Ee, Sezgin onları kardeş olarak görmüyordu. Onlara fazla açıldığını düşünüp... ...bu kadar söylememeliyim hayatımdaki Tabii. sorunları diyordu. Üç, Şule'ye aşık falan değildi. Aslında aşık olacağı birini arıyordu. Fakat her nedense hiçbir noksanı olmamasına rağmen kendini yetersiz hissedip e, reddedilme korkumu yenmem lazım diyordu. Hatta bu reddedilme korkusunun ötesinde şimdi çıkan yazıya bakarsak e, cam duvar e, cinselliği karşı cinsi temsil eder. Beni Öyle mi? engelleyen var diyor. Yani muhtemelen bu engelleme şuleden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Belki şuleyle ilgili bir baskı olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Yani bu cümle bana onu anlatıyor. Kim? Çünkü bildiğimiz başka ıı, yaşadığı bir şeyi yok. Cam duvar analizi hocam cinselliği mi aklımıza getirmeli? Tabii yani öyledir. Klasik tüm ıı, psikolojide ıı, taş duvar ölüm, cam duvar cinselliktir. Temsili odur. Evet. Devamında hocam. Eee bu korkuların üstüne gitmeliyim. Çok çalışıp korkularımı yenmeliyim. Yani korkuyor işte cinsellikten yaşadıklarından ki o yaşadıkları muhtemelen şu ile yaşadıkları. Bunlar çocuğu iyice korkutmuş bir takım sıkıntılara sebep olmuş. Bunu aşmam ve gerçekten hani birlikte olmaktan mutlu olabileceğim bir insanla olmam lazım diyor. Her şekilde e, kaybedeceğim ama savaşırsam e, başarma şansım var. Yaparım çünkü ben en iyisiyim. Bir taraftan kendine bir motivasyon yapıyor ama... ama burada her şekilde kaybedeceğim tabii çok, çok önemli, kötü. çok evet. çarpıcı bir cümle. Yani çevresindeki insanlara karşı güvenini o kadar kaybetmiş... ...ve çevresine karşı güvenini o kadar kaybetmiş ki... ...her zaman bir şekilde nasıl olsa kaybedeceğim. Yani kazansam bile bu insanlarla benim bu kazanma duygusunu yaşamam mümkün değil... Bir şekilde bana kaybettirecekler ama bunu yenmem lazım, bunları aşmam lazım diyor. Şimdi çevresindeki insanları az çok isim olarak da olsa günlerdir konuşa konuşabiliyoruz. Murat, o ben, işte ara, bazen Şahin, Şahin evlendiği için biraz daha belki mesafeliler. Ee, Öner yine e, zaman zaman görüştüğü birisi. E, kimlerden söz ettiğini şu satırlarda bence anlayabiliyoruz. Sizlerden söz ediyor. Yani işte Murat, o ben vesaire. Kurnaz olmaya çalışan bir aptal olduklarını yüzlerine vurmam gerekiyor. Ve bu yazdıklarımdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte o gece acaba birisinin aptal olduğunu yüzüne vurdu mu? O yüzden mi başına bir şeyler geldi? Evet. Çünkü yani benim etrafımdaki insanlar kötü. Evet. Bunlardan kurtulmam <laughs> gerekiyor. Ve ne olduklarını da yüzlerine karşı söylemem gerekiyor bunun için. Ve bunu da bir savaş olarak, mücadele olarak görüyor. Kayıp olmadan 6 ay önce günlüğüne yazdığı yazı bu. Aslında orada bir isyan var. Yani o çevresindeki insanlara haddini bildirmek gibi. Ben her şeyin farkındayım. E, söylediklerinizin, yaptıklarınızın anlamıyormuş gibi yapıyorum ama hadlerini bildirmem lazım o insanlara diye. Asalak gibi yaşamak benlik değil kesinlikle. Şimdi burada asalak gibi yaşamıyor çünkü çalışıyor hani kısa bir dönem işsiz kaldığı dönem var ama etrafındakileri görüyor hayır diyor ben böyle yaşamayacağım diyor bundan kurtaracağım ben böyle olmayacağım diyor. Evet. Hep başarabilirim hep evet. kendine aslında bir motivasyon. Ee, i̇lk ablama söylerdim ee, çalışırken mutlu olmak yaptığın işten haz almak isteyerek yapmak başarının kapıları açılır bana mutlu olduğum her şeyi. Rahatça yapardım, bu maddi olsun, manevi olsun. İlk ablama söylerdim, çünkü üzerimde çok hakkı var. İşte bu cümle de bize kendi başına çekip gitmeyeceğini anlatıyor. Yani vefasız değer bilmez bir kişi değil. Hani mutluluğu sevdiklerimle paylaşmak isterdim diyor. Yani bunu diyen bir çocuk valizini alıp da kimseye haber vermeden gitmez. Ve ani bir kararla Tabii. evine geldi zaten. Tabii. Zaten eve geldi sadece babayla ufak bir münakaşa. Devamında da diyor ki ablama söylerdim o çok da sevinirdi bana nasihat verirdi diyor hatta. Evet. Yine mart ayına geçmişiz. Hayatı yaşamayı, ins hayatı yaşamayı, insanları seviyorum. Hiçbir şey beni e, başarılı olmaktan ve iyi bir insan olmaktan alıkoyamaz. Başarabilirim çünkü ben en iyisiyim. Kendine bir motto edinmiş. Evet. Ben iyiyim, başarabilirim. İşte kendini geliştirme e, kitabı okudu herhalde. Oradan aldığı bir cümleyi Mu muhtemelen diyor ki kendinize bunu tekrar edin bir süre sonra gerçek olur gibi hı hı. E, şeyler var. E, burada da işte yani bir intihar eylemi bir şey yok. Yani kendine bir şey yapmayı da düşünmüyor. Hep geleceğe dair planları var. Ve bakın zaten 27. 6. 2018. Evet. bu kaybolmadan çok kısa süre önce bıraktım. Neyi bırakmış olabilir? Maddeyi bıraktım, evet, evet. tabii. O'ydu zaten onun. ...yani en çok zorlandığı şey... Tabii. ...çalışmak değil, yani arkadaş değil... ...en çok zorlandığı şey oydu... Tabii. ...şimdi... E, ...Haziran'ın 27'sinde... E, ...maddeyi bıraktığını söylüyor... ...Ağustos'un 10'unda... ...alkollü... ...aşırı alkollü... E, ...ve o arada da alkollü olduğu günler var... İşte Murat'ın söylediği bana 3 gün önce geldi... ...ki ben kesinlikle... ...o gece olduğunu düşünüyorum onun... E, ...öyle tahminde bulunuyorum... E, bırakmaya çalıştığı durum var. O gecede babasıyla sadece tartıştığı için yanında para bile yok doğru düzgün. E, uçağa mı binecek, otobüse mi binecek, Yetmez. nereye gidecek? Zaten İstanbul'dan döndü geldi. Hı. Kesinlikle o il sınırları içerisinde, bulunduğu yerin sınırları içerisinde e, Sezgin'in başına bir şey, şey geldi. geldi. Evet. Kesinlikle oradan dışarı çıkmadı. Yani sınır dışına çıkmadı. İstanbul'a gelmedi, başka yere Çanakkale'ye gitmedi, hiçbir yere gitmedi ee, şu anda bile hala e, ne şekilde olursa olsun Sezgin hala o sınırlar içerisinde efendim. Ama o madde ile bağlantılı olarak e, var olan 4-5 kişilik bir çevre içinde başına geldiğine geldi. Evet. Evet. Bunu da söylemek da lazım. Benim kanaatim kesinlikle en son gören kişi Murat. Evet. evet. Ölü veya da diri bilemem. Ercan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım son pişmanlık fayda edecek mi? Ee, eşi ve çocuklarıyla, özellikle de ben karımı istiyorum, karımı istiyorum diyen bir beyle karşı karşıyayız. Ercan sen aslında karınla her şey iyi giderken e, yıllardır gizli gizli aşık olduğun değil mi? Bir teyze kızı varmış. Bu vardı evet. Ha onunla bir aynı iş yerinde çalışmaya başlayınca olayların rengi değişiyor. Evet. Peki sen gerçekten bu teyze kızıyla sonradan... ...o da çünkü kocasından boşanmış evet. vesaire. Sen teyze kızıyla yıllar sonra bir duygusallık yaşadın mı ki... ...karın ve çocukların seni kapının önüne koydu? Hayır kesinlikle. kesinlikle. Sadece kesinlikle. bir şüphe mi bu yani? Sadece bir şüphe. E, bir de iş yerinden... E, ...ki teyzemin kızının ben şikayet etmesi işimden etti. Yani aileme yansıyınca böyle oldu. Sen teyzenin kızına platonik olarak aşıktın yıllarca. Öncele yani bekarken. Bekarken. Öyleydi, Sonra sen evlendin. Evet. Şimdiki eşinle. Evet. Ee, yani e, ismi Zeynep'le evlendin. Evet. Zeynep'le evlendin. Fakat teyze kızını bir türlü aklından çıkaramadın. Yok çıkarma değil. Ben yani aynı iş yerine gelince yani her zaman karşı karşıya geliyorduk. Fazla bir şeyimiz yok. ilgimiz de yok. Alakamız da yok. Muhabbetliğimiz de yok yani. Öyle yani bu derece gelecek bir şekilde durumumuz, alakamız yok yani. E niye hislerini hisleriniz? Yani, e, şimdi ne? iş yerinde kafeterya olsun, çay yemek olsun yerinde olsun muhabbetliği yok. Öte ediyoruz. Arkadaşlar, komşu yani köylü kişiler bizi görünce bizi birbirimize yapıştırdılar. Yani bir şey yok öyle yani. Öyle olmaz. Ercan Bey peki sen niye madem öyle de teyze kızına yıllar sonra duygularını açtın. Yani bir e, hata yaptım evet. Oradan hata yaptım. E, olmayacak şeyi yaptım. Pişmanım. O yönden evet haklısınız. Hata yaptım. Sen şimdi bu duygularını açıyorsun teyze evet. kızına. Sonra yetmiyor. Bir daha bir daha açıyorsun. Ben bir kere bir kere şey ettim. Bir de e, Servis söylemiştim, hepsi bu yani. yani, yani kere. Rahatsız edecek, öte edecek bir şeyimiz olmadı. Ama karşılık bulamıyorsun Karşılık, yani olmayacağı kesindi de yani biz iki yani ne diyeyim? Niye, niye açıldın durup dururken? Bunca yıllık evliliğin var, iki tane mi çocuk var? Üç tane. Üç tane. Evet. Üç tane çocuk var. Kadın kocasından boşanırken teyze oğlum diye senden yardım istiyor eşya taşıyor. Yok yardım istiyor yani ev, ev taşıma eşyesini e, o farklı. O farklı bir olay Ama sen onu fırsat bilip kadına ben, duygularını hayır açıyorsun hayır, fırsat bilmedim kesinlikle Ben e, ev taşımasından e, kabul etmedim Yani e, derim dedim Telefonunu e, eşimin yanında açmıştı Evim, e, Evimiz taşınacak Bir yardım eder misin dedi Ben ilk önce evet dedim Hanım dedi ki git taşı Yarın iki gün sonra beraber kalırsınız deyince Ben de e, geri adım attım Telefon açtım taşıyamam Ercan Bey sen karınla evlendikten sonra... Ben karımı seviyorum. Çocuklarımı ha. da seviyorum. Ha. Sen karınla evlendikten sonra karına ben zamanında teyze kızına aşıktım dedin mi? Yok hiçbir zaman değil. Peki de niye şüphelensin? Bir şey olmuş şimdi, ki. Şimdi zamanla her şey yani sağdaki soldaki laflarda e, laflarda geliyor yani. Duy dedikodular. Duymuştur yani. Evet dedikodular da gelmiştir yani. Peki e, şimdi sen bu teyze kızına açıldın ya e, karşılık görmedin. Karşılık görseydin ne olacak? Bir şey olmaz yani bilmiyorum. Yani o anda diyorum ya biz iki bir e, aptallık. Estağfurullah. E, aptal aşıklık derler. O şekil yani bizki bir şey olacağından da değil. Siz kaç yıllık evlisiniz? Biz 27 yıllık evliyiz. Ve sen 27 yıl e, teyzenin kızıyla hiç karşılaşmadın mı? Yok normalde karşılaşmadık. Yani e, bu iş yerine girene kadar karşılaşmadık. E, Aksaray'da yaşıyorsunuz. Şu anda geçici olarak yani e, bu olay kavga olayı olduktan sonra Aksaray'a taşınmak zorunda kaldım ayrıldıktan kavgadan e, sonra. Peki nerede yaşıyordunuz karınla birlikte? Nevşehir'de e, Gülşehir ilçesinde yaşıyordum. Teyze kızın nerede yaşıyordu? O da Gülşehir'de de birbirimizi görmezdik 27 yani. 27 sene hiç görmediniz. Gö düğünlerde, bayramlarda. Uzaktan uzağa. Uzaktan uzağa. Gördüğümüz yarım saat 10 dakika bir şey. Ama, Ama sen, sen... Hiç... Bir alakamız yok yani şey biz yok. Tamam alakan yani. yok ama sen 27 yıl bence içinde onu taşımışsın. Ta Taşıdım demeyelim de yani, yani görünce e... eski bilmiyorum. duyguların canlanıyordu. Yani evet. <laughs> hazır ama her zaman gördüğümde değil yani. Hazır kocasından da boşanıyordu. Duygularını açtığında duygularına karşılık verseydi. Karından boşanmayı falan mı düşünüyordu? Hayır kesinlikle. Yani durup dururken ne demek istiyordun? Bilmiyorum yani benimki bir, bir bir boşluk bir şey yani e, ne diyeyim size anlatamıyorum yani. Bir şey olacağından da değil, olduğundan da değil. Olmayacağını da biliyorum. Bilmiyorum yani anlatamıyorum. Ne dedin? Açıldığında yani bir teklifle mi gittin ona? Yani hala Vallahi seviyorum mu Vallahi ben o anda diyorsun? o anda ağzından çıktı kendisine. Ne yapacağımı da bilmiyordum yani İrel'de ne olacak onu da düşünemedim. Şey demedim. Ee, geri tepki alacağız zaten ben geri çekildim. Bir daha da şey etmedim yani. Ercan Bey kaç yaşındasınız? 45 efendim. Ama bu 45 yaşındaki bir insanın söyleyeceği şeyler evet. değil. Yani bir kadına duygularınızı açıyorsanız 45 yaşındaki bir erkeğin i̇z, beklentisi iz, 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 olur. İnsan bir şey olur, olacağından değil. İnsan olur, bir hatası oluyor. Bizim ilk hatamız da bu oldu yani. Yani en büyük hatayı bu sefer yaptım. Daha önce eşimle kavgamız, gruptumuz, öyle bir nizamız, şeyimiz, ayrılığımız falan olmadı. Yani her zaman gibi, her, her, insan gibi mutlu mesut yaşıyorduk yani. Eşinle de peki, eşinle görücü usulü mü evlendiniz? Görücü usul. Ama sonra sevdiniz, her şey yok. Ya zamanla mi? sevdim. Hmm. Sevdim. Çünkü e, bütün engelleri, zorlukları beraber açtık. Şimdi yani üç, ben kazandıysam ikide onun hakkı var. Ben hiçbir zaman onun hakkını ne inkar edebilirim ne de şey bilirim yani yiyebilirim yani. Ne kazandıysak beraber kazandık. Bütün zorlukları beraber omuz gerdik. Yani ev aldık, araba aldık ama ikimizin çabasıyla. Tek bir belki değil yani. Hep Öcalan beraber. Bey, aşkla sevgi aynı şey mi? Yani dedin ya zamanla sevdim. Ama teyze kızına şimdi e, rahmetli Büyük oh. Ozan Aşık Veysel'e sormuşlar. Eee ...hocam aşk nedir diye... ...demiş ki seversin kavuşamazsın... ...aşk olur... ...şimdi seninki de öyle mi... ...sen teyze kızına aşık oldun... ...ama karına ama aşık olmadın yani sevdin... O, ...o zamanda şimdi yani... ...şimdi ne olacağını ben düşünemeden hareket ettim... ...bir anda, bir anda... ...belki de yani bu bir ayın süresinin içinde... <laughs> ...ve ne olacağını... ...hesaplayamadım... ...ne yapacağımı bilemedim... ...yani olsa tepki alsam... ...karşılıklı alsam ne yapardım onu da bilmiyorum... ki bir anda yani e, oldu diyebilirim yani... ...yani içimden gerçek yani kalmadı ona bir sevgi kalmadı... ...ama görünce insan bir şey etti yani... ...demek istediğim bu... ...yani içimde öyle bir sevgim aşk yok ya... Yani. Benim şu anda sevgim aşkım evim... ...çocuklarım... Karın... Evet... Karına aşıksın seviyorsun şu Aynen an. öyle yani ben seviyorum onu... ...çocuklarımı da seviyorum... ...9 yaşında kızım var... Ben bir gün göremezsem dünyam yıkılıyordu. Ben üç aydır göremiyorum. Üç aydır yapayalnız bir odadayım. Niye Nevşehir'den Aksaray'a taşındın? Kavga ettik. Bir Aksaray'da bir... ne var? Aksaray'da tezi, şey, kız kardeşim var. Onun yanına mı taşındın? Onun yanına sığmıyorsun. Yani başka gidecek yerim yoktu. Eş, dost, herkes bu olaydan sonra... Sırt çevirdi sana. Sırt çevirdi. Tanımaz oldu. Selam vermez oldu. Kimse yani... ...birisi bir, bu yolun ortasını bulalım, birleştirelim diyen olmadı yani. Sadece kendi çapamla, kendi mücadelemle... ...evimle, çocuklarıma birleşmek istiyorum. Ben ya çocuklarımı da seviyorum... ...eşimi de çok seviyorum. Ben yani bundan sonra ne onlar size olabilirim... ...ne de nefes alabilirim. Benim amacım sadece... ...akşam içimden evime vardığım zaman sıcak bir yani... ...yer istiyorum. Yuva, yuvanı geri istiyorum, yuvamı istiyorum. Benim sadece amacım o kimseyi üzmek değil, kimseye rencide etmek değil benim amacım. O iş yerinden ayrıldın. Evet, o yönde yani ee, şikayet etti beni. Teyzemin kızı şikayet edince bizi çıkardılar. Ee, şey diyeyim beni rahatsız ediyor diye mi şikayet etti? Herhalde öyle etti? öyle bir şikayetten bulunmuş. Siz tabii o şimdi ilk başta anlamadı senin bu o, duygularını. E teyze kızı diye kafeteryada vesairede sen onun yanındaydın. Böylece dedikodular çıkmaya başladı. Yani normalde öyle yani. Köylerimiz var. Beraber çalıştığımız. Yani belki yani yanlış anlaşıldı. Belki de yanlış anlattım. Bu şekilde ne olay? Bu, bu da senin karının kulağına gitti. Evet. Ee, Zeynep bunu ilk duyunca ilk tepkisi ne oldu? Zaten e, şeyde, e, bayramın 5. veya 6. gündü. Kahvaltı yapıyorduk. Dayımın eşi telefon açtı. Böyle böyle yapıyormuş, eşime söyledi. Zaten bütün olay oradan patladı. Ne oldu o sabah? Yani o, o gün bir şey olmadı. Ben e, ne e gittim. E, i̇ki gün sonra dedim ben hanım sen konuşalım. Ama e, bana ne e, selam verdi, ne konuştu. Yani benle yani konuşalım dedikçe kaçtı. Bak sağda solda duymalarına şey etme Konuşalım. 27 senelik eşim. Konuşalım. Ha, halledersek halleder. Halledemezsek. Eğer boşanılacaksa ne gerekiyorsa razıyız. Zeynep boşanma davası açtı mı? Yok şu anda açmadı. Sen de açmadın. Ben de açmadım. Ben kesinlikle açmam. Açmam. Yani asla da boşanmaya kabul etmem çünkü seviyorum. Eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Ne zaman anladın karını bu kadar sevdiğini? Valla bu, durum başıma geldi. Seviyordum zaten, biliyordum. Yani insan her zaman gidiyor, kavga ediyor, öte diyor ama... O kavga bana bir yani e, ev sıcaklığını veriyordu. Şimdi ev kavga edecek kimse yok, konuşacak kimse yok. Dört duvar arasındasın, bir göz odanın içinde. Duvar bana, ben duvara. Sevdiğim o zaman anladım. Çocuklarımı sevdiğimi, hele hele kızımın. Ben bir gün göremedim, bir gün, üç ayın içinde bir gün göremedim. Ercan Bey, ben sana karını bir anlat bize desem. Zeynep'i nasıl tarif edersin? Zeynep, zorluklara göğüs gelen, benim kahrımı çeken, çocuklarımın kahrını çeken e, normalde ev temizliğine gider. işten gelip yine bizim kahrımızı çeken bir eşim. Yani dört dörtlük. Yemeğini yapar. Yemeğimi yapar. Üstünüze başınıza temiz aynen, bakar. evet. Üzerimizi başımızı görür. Yani elbisemizi ütüler. Tertemiz bizi gönderir. Tertemiz şey der yani bakar. Yani ben en büyük hatayı Yanlış yaptım ona karşı. Özür diliyorum. Affetmesini istiyorum. Herkes bir hata yapar. Ben de bir hata yaptım. Affetsin diyorum. Başka ne, ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerek istiyorsa onu yapacağım. Yeter ki affetsin beni. Beraber olalım. Ben çocuklarımı özledim. 3 aydır ben kızımı, oğullarım beni darp eden oğlumu özledim. Seni darp eden? Evet. Kaç yaşında Bu, oğlun? 24 yaşında. 96'lı. Bu olaydan dolayı mı seni darp Evet bu etti? olaydan sonra. Anneme annem, bunu nasıl yaparsın? Evet. Yani yemek yiyordum. Bir anda hanım komşuyla konuşurken yani bizim aramızda şeyi konuşurken ben hanıma sadece hanım sağa sola konuşma. Sadece gel beraber konuşalım. Derdimiz neyse aramızda halledelim. Konuyla komşuyla birbirimize rezil etmeyelim. Bu. Ondan sonra benim oğlan daha sen konuşuyor mu dedi. Masayı sandalyeyi Yemek yerken elime vurdu. Elim yarıldı, kırıldı. Doktora gitmedim. O anda yani adli tıp olayı olur diye gitmedim. şeyin sonuçta evladım. Sonuçta şikayetçi olmayayım. Olmadım. Diyeyim, evladım. Yani şikayetçi olsam olay büyüyecek, mesele şey diyecek. Ertesi gün iki gün daha sabrettim. Yani düzelir mi? Bu öfkeler geçer mi diye. Bana yani defol git evden. Git ne yaparsan yap, diskini yok senden görmek istemiyor Ben de yani o anda bir gurur, e, gittim. O arada özür dilemek için bir şeyler yaptın mı eşine? Yani... Yaklaşamıyorum ki, konuşamıyorum. Tersliyor muydu seni? Tersliyordum, konuşamıyordum. Ben yani dünyayı verse, yani dünyayı yık başıma dese yıkarım. Dünyayı yık dese yıkarım. Bir türlü fırsat bulamadım. Konuşmuyor, yüzüme bakmıyordum. Şimdi Ercan Bey ben bu dinlediklerimden hani ortada tamam bir başkasına bir ilgi duyulmuş ona bir açılınmış. Yanlış ki, bir e, olaydı. Sen ona açıldığını kimse bilemez. <laughs> Sadece çok bir arada görünüyorlardı diye bir dedikodu. Yani İhanet demi diyemeyeceğim bir durum var ortada. İhanet kesinlikle yok. İhanet, başka bir sebep yok. olması lazım bu olayın bu kadar büyümesi için. Kesinlikle başka bir olay da yok yani hepsi bundan ibaret. Yani senin ya, bize anlatmadığın yok, tamam. Kesin, ben hepsini anlatıyorum size ne var ne yok anlatıyorum biz ki sadece bundan ibaret. Çünkü yalnız e, anlatan başka şekilde de anlatıyor. Yani ben bir arabam vardı e, Onunla gezdi tozdu evine gitti, gitti. kesinlikle yalan. Kesinlikle hmm. yalan. Yani evine, arabayla gezdirmişsin. Yani e, hatta e, on onsuz içiyor musun, öte ediyor musun? Bu dedikodular da öne sürüldü. Bunlar hepsi alevledi yani. Ya yani beraber yemeğe falan gittiniz yok, mi akşamları falan? Yok, öyle bir şey yok da arabayla gezmişsizlik, yani gezdiğimi söylendi. Halbuki kadın sana hiç Hiç, hiç karşılık yok. yok. Hiç Vermemiş. Kesinlikle, kesinlikle. Ne dedi sana? Bu iş mümkün değil mi dedi? Biz tez o şey. Ben seni kardeş olarak biliyorum. Öyle bilirim dedi. Bravo. Ben de tamam dedim. Özür dilerim dedim. Kendisinden de özür diledim. Olayı kapattıydım. dedim. Ama Ondan burada sonra kapansa da, niye şikayetçi olsun? Yani şikayet e, etmiş. acaba ileride olur ya bir daha rahatsız eder e, iş yerinde beni diye belki o düşüncesi yine de olabilir. Ercan Bey bir de sen ona sadece ben geçmişte sana karşı bazı hisler besliyordum demiş olsaydın... ...o da sana ya o zaman geçtik olmuştur bitmiştir derdi. Yok geçken de yani açılmadım ben Hayır olarak. işte onu Bilmiyoruz, açılmadın. Evet. Yeni açıldın. Ama senin başka bir şey söylemiş olman lazım ki o da sana hiçbir şey olamaz çünkü biz kardeşiz demiş. Evet. Yani sen daha hislerini daha fazla açmışsın. Yok sadece onu söyledim. Ne dedin tam dedim, olarak ne dedin? E, teyze kız... E, ben sana 14 yaşından ken bekarken, sen de bekardın ben de bekardım seni seviyordum dedim. Bu hepsi bu. Ya 14 yaşında yani yani, yani çok inanılması Hayır, gelmiyor. Yani bu seni... kadar büyük bir tepki görecek. Evet, bir tabii yani. seni gelmiyor. seviyordum karşılığında hemen gidip seni şikayet edip işten attıracak şekilde yani ben sadece bu değildir. Bunun önüne yani arkasında bir şeyler daha var. Birkaç mesaj attım evet. Ha, işte mesaj işte onları var, var, yani. Onu diyorum ha, yani. Onları Birkaç mesaj attım. Ne tür mesajlar? Demiyorum. İçeriği yani, nasıldı mesajları? Keşke yani karşılık verseydin diye mesaj atmıştım. Hmm. Rahatsız edici boyutta diye. Yani. Rahatsız boyutlu bir şey yok yani. Sadece onları attım. Hepsi. cinsel imada Hayır, yani. Hayır Duygusal kesinlikle. değil mi yalnız kullandım. Duygusal ima diyeyim o zaman. Bulunmak evet. dahi. Ee, Sadakat şey, sadece... yükümlülüğüne aykırı Mobil. Yani. evet. Evet, iş yerinde. Ben hatamı biliyorum. hatamı kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ercan Bey karşılık verseydin keşke lafının altında işte verseydi karşılık ne olacaktı? İşte olacak o anda da, ben ne yapacağımı biliyordum. Ha yani. Yani o, onu onu bir daha hala ben onu düşünüyorum. Üç aydır yapayalnız bir evde hala o mantığa varamadım. Çünkü Bana anladım. Bana cevap verse karşılık verse ben ne yapardım? Onun anladım kadarıyla sen öyle çapkın. Yok o kadın yok kadın Kesinlikle gezen bir adam değilsin. Onun için de karşılık verseydi ne yapardım ben diye şu anda düşünüyorsun. Şu anda o yani o andaki o zihnim, akıl falan yoktu bende yani. Öyle diyeyim. Bir heyecan mı? Bir heyecan bir oldu. Heyecan bir, oldu. Bir bir kıvırcım, bir heyecan diyelim. Yani benim onunla e, şey mi şeymiyordu yani e, görmüştüğümüz yoktu, yani konuşmuştuğumuz yoktu. Sadece o iş yerine geldikten sonra. Teyzen hayatta mı? Ne Evet. Niye bu kadar kopuktunuz aynı yerde? Ee, karın mı görüşmek görüşmenizi görüşmek istemiyordu beraber? Hayır şimdi o, o başka yerde uzak güç yerdeyiz ama uzak. Ben işten eve iş, evden iş olduğum için pek zamanım yoktu yani. Yani öyle bir boş zamanım da olsa ben evimde otururum. Evimde geçiririm, dışarıda geçirecek bir yani geçiren bir insan diyelim yani. Sen zaten o iş yerinde çalışıyordun, o sonradan mı geldi Evet, bu biz var diye çalışıyoruz, biz yani. Ve orada iş var sen diye. duyguların kabardı. Evet. Peki şimdi karına buradan özür cümleleri kursan ee, ne söylemek istersin? Bir söyle. Ben bakalım. ondan. İçinden ne geliyor? Bir defa söyle. değil, bin kere özür diliyorum, yalvarıyorum, çocuklarıma da yalvarıyorum. Ben bir hata yaptım, herkes bir şey hata yapar, insan oluyor, herkes hata yapar. Ben de yaptım. affetmenizi istiyorum. Ben bir yapayalnız odadayım. Bir yapayalnız odada. Sadece duvar bana, ben duvara bakıyorum. Kimse yok, bir Allah'ın kulu. Bir Allah'ın kulu, yani arhabalarım. Ee, kimse arayıp da necisin diyen olmadı bana. Ne haldesin diyen olmadı. Ben şu anda e, iki aylık kiramı ödeyemedim. Ve apartmanda otur, apartman şey, kapıcı dairesinde oturuyorum. Konu komşu yemekler yemekleriyle kalıyorum. İş bulamıyorum. Ya, ya bir e, koronadan dolayı bir de yaşım yüksek diye iş veren yok Aksaray'da. Bir de tanı tanıdığım bir memleket değil. Ne iş yerde olsa her an anında girermiş ha. Ama burada giremiyorum. Bir de kafamı veremiyorum. Kafamı veremiyorum. Kafam düşünce onlar. Sabah kalkıyorum onlar, yatıyorum gece uyanıyorum onlar. Şu anda benim sadece dostum sigara, arkadaşım çay oldu. Başka kimsem yok. Bir de kız kardeşlerim var. Sağ olsun iki denesi. Onlar sahip çıktı. Onların evindesin ama sen. Evinde değilim. Şu anda e, ayrı bir evdeyim. Ev tuttum. 500 lira kira. Ha, İnan ödeyemiyorum. Ödülüyor. İş yok. Ben e, bu olayda evleri falan sattık. Defol git dediler sattım, geri aldım. Asara da ev almıştım. Orayı da sattım. Gel birleşelim falan dedi hanım bana. Ha. Birleşelim deyince ben bir umut, ışık gördüm. Heyecanlandım, sevindim. Ee, geri aldım evi ama ev alınmadı. Ay, o evi geri aldın. Geri aldım. Onlar o eve girdiler oğlanın tekrar. Oğlanın üzerine almışlar. Perşembe günü tapıyı yıkacaklar, şey, cuma günü tapıyı yıkacaklardı. Perşembe günü oğlanın üzerine yıkmışlar. Yani evsiz, ya yani ev istemiyorum ben. Yani. Ben kesinlikle evde istemiyorum, para istemiyorum, pul da istemiyorum. Ben sadece onların dördünü istiyorum. Ev tapı onların olsun, araba onların olsun, ne istiyorlarsa onların olsun. Ben sadece onların yanında şurada koşada oturuyorum. Onları istiyorum, onların nefesini istiyorum. Onların soluğunu istiyorum, onların yanında yaşlanıp onların yanında ölmeyi istiyorum. Beni affetmelerini istiyor. İki oğlum, bir kızım, eşim affetsinler. Yaktım bir yatağı. Benim 9 yaşındaki kızım var. O bile ben, beni dışladı. İstemez hale geldi. Ben 3 aydır kan kusuyorum. 3 aydır. Yeter dedin ya yeter. Şurama geldi şurama. Olur mu öyle şey? Ercan bir aslan gibi adamsın. Daha 45 Yetmişti. yaşındasın. Yetmiyor işte yalnızsın yalnızsın. Kimse yok. Ben onlar için yıllardır uğraştım, onlar için çalıştım. Ya yani afedersiniz, ağzımda dişim kalmadı. Onlar için, hep onlar için. Yine benim gardırobumda bir pantolonum, bunu da kız kardeşim verdi, eşinden. Şu elbiseler onların. Bir yani bir çanta aldım. O da yazlık, kışlık yok. Allah razı olsun kız kardeşimden. Bir şeyim yok ya. Yani. Ben bir şey de istemiyorum. Dünyada bir şey de olmasın. Yiyecek ekmeğe muhtaç olayım ama onların yanında olayım. Ben onlar istiyor Ev kiraya versinler, satsınlar, katsınlar önemli değil. Onlar benim yanımda olsun. Ben onların yanında olayım. Ben onu istiyorum. Ee... Yaptım bir hata. En büyük hata yaptım. Yapılmayacak şeyi yaptım. Ama özür diliyorum. Herkes bir hata yapar. Kul hata yaparız. Allah affediyor, kul affetmiyor ettiremedim. Şimdi e, tabii ki aldatmanın büyük küçüğü olmaz falan diyeceğiz ama burada bir aldatma da yok. Yok. S güveni, hakikaten ihanet yani. sadece. Güveni evet sarsma olabilir. Sadece, tam manasıyla sadakat ben, yükümlülüğüne aykırı evet, davranış var. Evet. Başka bir şey değil. He, eğer anlattıkları kadarsa affetmeli bence ya. affedilecek bir şey bu. Bence de. Söylentileri büyüttü olay yani. Olay büyüttükçe büyüttü. Ben yani günlük Uyumuyor fırsat bulamıyorum. Çünkü gece 12'den işe gidiyorum, sabah işten geliyorum. Ne fabi? Bazı adamlar yıllarca hakikaten böyle bir aldatma içinde oluyorlar, yakalanmıyorlar. Yani gidersin, beraber olursun, ötedersin. Benimki yok, yok, yok. Bir söylenti benim üç aydır zehir etti hayatımı. Yuvamı yıktırdılar. Bana evimi sattırdılar. Eşim de dedi. Defol git evi sat hissemizi ver git. Sattım almadılar. Bence Alın. bu tepkinin arkasında başka bir şey evet. olmalı. Yok ya. Abi. Evet. Kesinlikle olmalı. yok. Kesinlikle yok. Yani sana karşı. Anacağım, yani bak, bir çocuk, bağlanır, Bir çocuk babasının şey eline kıracak şekilde sandalyeyi babasının eline vuruyorsa bir şey duyduğu şeyin gerçekliğine mi inandılar? Ne oldu? Hayır. Hani şeylere... Bir inandılar. Mi? Şey ettiler ki bana öyle bir cephe aldılar. Meğer söylediğin şeyler bu kadar cephe alınacak kadar değerli, önemli yani şeyler o kişiyle, değil. O kişinin bizim bir yani şey affedersiniz bir şeyimiz, duygumuz. Ya anladım ben, falan. anladım. Olmadı, olmaz. Bir de çocukluk aşkı gibi bir şey bu. Ya yani, yani ilkokulda işte bir birine aşık olmuş zannedersin ya hani yanındaki. Evet. Öyle bir şey bu yani. Bu hani o kadar abartılacak, bu kadar büyütülecek. Abartmayı e, çevrelerimiz yaptı. Dayımın kız, e, hanımı yaptı abartmayı öyle bir anlatıyor ki senin dayının evet öz dayımın eşi yaptı. O da mı böyle, orada çalışıyordu? Hayır çalışmıyor. O normal. E köyde. Ne görmüş de ne da, anlatıyor? orada orada burada duyduklarını telefonda bana gel de ki ya Ercan böyle böyle yapıyormuşsun. Doğru mu? İlk önce eşimi aramanı değil beni aramanın gerekirdi Ülkücüğe. Onun duyduğu da şu muymuş? Şunu mu söylüyormuş? Yani işte arabayla gezdiriyormuş. Evet. Evine gidiyormuş. Evine, Evine gidiyormuşsun. gidiyormuş. Kesinlikle yukarıda Allah şahit. Ben evine de gitmedim. Ötede gitmedim. Ne arabama bindirdim, gezdirdim. Hiçbir şey yok. Bu teyze kızı ilk iş yerine başlayıp sen onunla karşılaştığında gidip karına hani bir de teyzenin kızı ya, e, böyle bir heyecanla anlatmış olabilir misin? Yok teyzenin. yok, kesinlikle, 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 kesinlikle. Teyzemin kızı başladı, yok, yok. beraber çalışıyoruz. Hayır, başladığını söyledim. Teyzemin kızı başladığını söyledim. Mesela e, beraber e, kahvaltı yapıyordu, telefon açtığında ev taşınacağında. Aha. E, Bahtim süreye Süreyya ev taşınacakmış yardım istiyor böyle. Ne diyor? Gitti, taşı iki gün sonra da beraber kaldı kendisi ayrılma sürecinde ya. E, git şey ben geri çekildim. Geri telefon açtım. Ben evimi taşıyamam, başkasını bul dedim. Yani Zeynep'in şüphelenmesi için... Bir başkaları diyorsun laf. Bir anda oldu yani bir anda. Kız kardeşin Tülay telefondaymış Ercan Bey. <laughs> Tülay Hanım merhaba. Merhaba. Evet yani hakikaten e, bu kadar mıcık mı çık bu mevzu ya? Yani, bu yüzden mi bu, bu noktalara gelindi sizce? Evet bu kadar. Başta hani benim bildiğim başta hiçbir şey yok. Peki Zeynep gelininiz sizin? Evet. Hiç daha önce böyle evliliğinde Ercan Bey'den şikayeti var mıydı? Kötü giden bir şeyler var mıydı da bunu bahane mi etti? Valla biz zaten bir bayramdan bayrama giderdik. Biz Aksaray'da oturduğumuz için. Hı. Çok suç gitmediğimiz için. Hani biz bu kadardı biliyoruz. Tülay Hanım hiç bu arada devreye girmediniz mi konuşmak için? Girdik biz bu evi satmış İstanbul'a gitmiş. Hı. Ben aradım zaten gel evini gir alalım diye. Geri geldi. Beraber ben bunu kardeşime ağzıma aldım. Arabama bindirdim. Girin Neşehir'e gittik. Orada işte abim şey Dafı Dairesi'nde beklerken ben gideyim dedim. Eşini alim gelin. Beraber geri üstümüzü alın dedim. Evine vardım. İşte ilk başta tam gelmek istemedi. Ben söyledim işte evimizi ne yapın ne edin alın diye. İkna ettim. Sonra da tam geleceği sırada oğlu hastalandı Emre işte. Hastalanınca e, gelemedik ambulans orada. Öyleliğine kaldı. Ondan sonra da aradım ben işte evinizi alın, evinizi kaybedin. Ev, ev bence evi şu anda hiç konuşmayalım bile. Ercan'ın da hiç evli şeyi yok şu anda. Bence bu aileyi yeniden bir araya getirmek, bu adam yani hakikaten ortada çok büyük bir olay da yok. Ee, yeniden bir yuvaya kavuşturmak için elimizden ne geliyor onu yapalım. Evi olsan olacak. Sen o evde tek başına yaşasan, e, karın çocukların gitse mutlu mu olacaksın? Gene olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben Ev iyi, yuva olursa bilmiyorum. bir anlamı Tabii. var yani. Tabii. Ben teşekkür ederim Tülay Hanım. Ercan, şimdi sen bak şu kırmızı ışık yanan kamera var ya. Evet. Ona bakarak Zeynep'e seslenerek, bayağı Zeynep diyerek yani. Zeynep, ben seni çocukları özledim. Allah aşkına, Allah aşkına daha bana zırap çektirme. Daha ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Ben bir yaptım hata. Ben sizin hatalarınızı da, hatalarınızı da ısvaz ettim. Onları da affettim. Oğullarım hiç mi hata Onları affettim. Beni niye affetmiyorsunuz Allah aşkına? Üç aydır bana eziyet çektiriyorsunuz, eziyet. Ne yaptım ben size ya? Bu kadar ben size, benden yıllarca kadar ne yaptım ben size Allah aşkına? Telefona açmıyorsunuz, kapattınız, engellediniz, hepsini yaptınız. Gizli gizli çocuklarımı göreyim. Ne yapayım ben size, ne yapayım? Karını olan sevgini, aşkını da söyle. Ben her zaman sevdim onu. Her zaman yani dilimle söyleyemedim. Çünkü biz Anadolu çocuk, yani hislerimizi belli demek. Şimdi et artık. Şimdi ben seviyorum, ne diyeyim? Ben her zaman sevdim onu. İç içe yani... Elimle çiçekten götürürüm. Yani götürmek sevgiyse onu da yapayım. Ama her götüren sevgi mi gösteriyor? Yok. Onu ben, demiyorum. Duygularını e, söze dök yani. Ben senin senin sesinle e, hayat buldum. Senin ne diyeyim ben? Her şeyinle hayat buldum ya. Ben siz, siz sizin nefesinizle hayat buldum. Siz olmasanız ben ölüyüm, ölü. Ben şu anda dört duvar arasında bir ölüyüm. Ya gelin benim onu istiyor. Peki e, ben de Zeynep'e şunu söylüyorum. Milyonların önünde sana olan aşkını sevgisini ilan eden bir kocan var. Aynı zamanda da anlattığı kadarıyla söylüyorum. Hani ortada öyle büyük bir olay yok. Hakikaten ceviz kabuğunu da doldurmaz. O yüzden 27 yıllık bir yuva e, bu şekilde bitmeyi hak etmiyor Zeynep. Bir konuşalım kızım. Her kadına da nasip olmaz milyonların önünde aşkını ilan eden bir koca. Sev Sevgili seyirciler bugün de veda vaktimiz geldi. Yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.